İşte söylemezsem olmaz başlıyor. Yağmur, Arto, Hande. Yeni Şer Birliği. Bugün 28 Mart Perşembe. Artık Ramazan'ın 18. gününe geldik efendim. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler, günaydınlar. Yağmur Çevik. Herkes yerini aldıysa günaydın. Herkes yerini aldıysa good morning. Herkese günaydınlar efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Güzel bir perşembe olsun. Dün ağlamaktan canımız çıktı. Ama bugün artık full magazin inşallah full diyoruz. Full dedikodu yapacağız. Devam et, yok. Devam et. Bıraktım sana. bana aldın mı ben? Bana da bırakınca iyice sana bağlıyor. Alamıyorum. Bak. Aynen, devam. Bak şimdi o sözünle alakalı şimdi bir geri al. Geri aldım. Geri aldın. Evet. Oralara girmeyelim çünkü şimdi olay bitmişti. Şimdi sizi al aşkım. Aşkım. Aynen öyle. Efendim, söylemezsem olmaz official bizim Instagram adresimiz. Bugün bizlere yorumlarınızla katılmak isterseniz, hakaret etmek isterseniz, linçlemek isterseniz, aynı yorumları sürekli copy paste yapıp kopyala yapıştır bize yazmak isterseniz, biz yine buradayız. Arto Dalga. Blok Yağmuru. HND Sar. Ama önemli olan söylemezsem olmaz official'ın altını bir kez daha kırmızıyla evet, çiziyorum. Söylemezsem olmaz official en önemlisi. Ama bir önemli daha var ki Arto Dalga. Bravo. En çok Arto Dalga'ya yazın bana, ben cevap veriyorum. Söylemezsem olmaz bazen cevap vermeyebilir. Çünkü Ankara'da başı. Ya var ya, herkes ispiyonluyor ya, böyle bir şey olamaz. Yağmur burada, benim magazinim, benim magazinim. Arto burada, benim Instagram'ım, benim Instagram'ım. Sen şurada söylemezsem olmazı tek başıma dev kadro temsil ediyorum ayol. Yemin peki, ediyorum peki, ya. Şey bunun bugün Barbie'li. Benim... Kalk gidelim bakalım tek başına nasıl. Kalk gidelim bakalım nasıl tek başına. Ben olmazsam hepiniz ölürsünüz. Bana bakın, İki C'den Hande bugün 23 Nisan. Evet. Burada oturanların yerine ben oturuyorum. Evet. Orada oturanlar 23, bu çok iyi oluyor. 23 Nisan'da bir daha giyerim, ne olacak? Çok zor olmuş. Yani İngiltere prensesi Kate o kadar giyiyor aynı giydiği şeyleri, biliyorsunuz. Kate de mi? Kate de miyim? Ben Kate'i bulmaya gidiyorum yarın ha. Ben İngiltere'ye gidiyorum. Yarın yayın çıkışı Kate'i bulacağım. İnşallah ben bu işi bitireceğim, biliyorsunuz ki ben bulacağım. İnşallah gidersin de dönüşün olmaz inşallah. Allah'ım. Ya inanamıyorum, ettiği dua ne şersin İngiltere ya. İngiltere inşallah sana vatandaşlık şersin verir ya. Orada İstemiyorum. İnşallah. İstemiyorum, ben Türk vatandaşı olduğum için çok memnunum hayatımda. Olsun, hiç böyle girişimlerim olmadı. Olsun yine de bir İstemem. Sen al, sen al. Alana da mani olmuyorum. Ben Türk'üm, doğruyum, çalışkanım efendim. Hazırsanız başlıyoruz. İlk dedikodumuz Ebru Şallı cephesinden geliyor. Kocası Uğur Akkuş'la alakalı yine hapis iddiaları var. Bir izleyelim haberimizi. Ebru Şallı'ya büyük şok. Eşi Uğur Akkuş 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şallı 5 yıl önce evlenmişti Uğur Akkuş'la. Mutlu giden evlilikleri eşine karşı açılan davalarla tatsız bir hal aldı. Henüz evliliklerinin ikinci yılında kuvvetli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Akkuş serbest bırakılmıştı. Bu sırada çift sessizliğini korumaya devam etti. Ben çok fazla bir şey paylaşmıyorum özel hayat olarak. Ama serbest kalır kalmaz başka bir dolandırıcılık olayıyla gündeme geldi Akkuş. Kripto para ticareti vaadiyle iki kişiyi 500 bin dolar dolandırdığı iddiasıyla nitelikli dolandırıcılık suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılmıştı. Ebru Şallı ile evliliklerinin 3. yılının sonlarıydı. Mağdur ettiği kişinin zararı karşılanınca şikayet geri çekilmiş, ceza almamıştı. Covid-19 sebebiyle çıktınız mı? Bu kez yine benzer sayılabilecek bir olayla dolandırıcılıkla gündemdeydi. Alışveriş karşılığı bir havacılık firmasına tam 480 bin liralık çek yazdı Akkuş. Ancak o çek karşılıksızdı. Firma şikayetçi oldu. Akkuş hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı. Ve haklarında açılan davanın karar duruşması görüldü. Uğur Akkuş ve yeğeni Emre Akkuş, nitelikli dolandırıcılık suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis ve 83.320 lira da para cezasına çarptırıldı. Öte yandan Uğur Akkuş, dolandırıcılık ve hapis haberlerini yalanladı. Akkuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eski eşini suçlayarak, "Eski eşim ileri derecede bipolar ve borderline hastasıdır. Kişilik bozukluğu vardır. Bu iddiaları da para karşılığında haber yaptırmaktadır. Ebru Şallı ile evlendiğim için bizi kıskanmaktadır." dedi. Ebru Şallı.
İşte ne görüyoruz? Nefes al. Nefes ver aşkım. Metin ol. Yani Uğur Akkuş'un bu gibi dolandırıcı haberleriyle ilk haberimiz değil şu anda yani. Evet bu ama masaya aldığımız. Ya bana adamın günahına giriyor gibiyiz. Aha. Niye öyle yine diyorum? Yine Arda Dağlı gibi bir yorum. Neden? Allah aşkına. Hapse girdi mi adam? Hiç hapse girdi mi? Söyle bana. Söyleyin. Nasıl? Bak şimdi. Her seferinde. Nasıl itham ediyorsun mesela? Her seferinde. Ya önümüzde 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tamam. Hapis kararı var. Kararı. Karar vermişler 8. Evet. Ağır Mahkeme kararı. Şimdi artık bu sefer bir hapis çıkmış. Doğru evet, mu? Evet doğru. Ama itirazı var muhtemelen. Hep İtiraz var. Edilecek. Hep ediyor. Avukatları hep ediyor. Hep ve ediyor. İçeri girmiyor. Evet girmiyor. Şimdi biz neye bakacağız? Matematiğe. Giriyor mu? Girmiyor mu? Bunca yıldır, yok ben de bunun haberini yıllardır veriyorum. Yıllardır konuşuyoruz. Girdi girecek, girdi. Yok giriyor, 7 yıl aldı, 10 yıl aldı. Şu anda adam Los Angeles'ta. son Monaco'dan, Monte Carlo'dan muhteşem bir 5 direklemine 100 ya da 120 metre yat. Bir yat aldı. İşte böyle 100, muhtemelen. 100-150 milyon dolar ya da euroya. Ben o yatı da gördüm fakat onun resmini göndermedi. Gönderseydi yayınlayacaktım. Sana mı? Evet çünkü benim arkadaşımla konuşuyordu. Arkadaşımın yakın arkadaşı. Ben Miami'deyken o Los Angeles'ta sohbet ettiler. Ben de merhaba dedim o arada. O esnada da onun yatı sohbetini... Yatı görünce merhaba demiş. Hayır onun sohbetini yaptı. Madem diyor ben böyleyim o zaman benim yakalanmam gerekmiyor mu diyor. Böyle olunca da doğru söylüyor bu sefer adam. Şimdi doğru söyleyen adam niye 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nden hapis? Bu yeni bir karar. Onun için bir şey diyemiyorum. Dolayısıyla yine yazarız, yine çizeriz. Deriz ki bu karar ne o zaman? Şimdi konuyla alakalı da kendisinin açıklamalarında eski eşim Ebru ile beni kıskanıyor. O yüzden eski eşim bu haberleri yaptırıyor gibi bir açıklaması var. Şimdi eski eşin haber yaptırması başka bir şey. Yasal olarak bu cezayı yemiş olman başka bir şey. Şimdi Uğur yani... Akkuş'u yıllardır konuşuyoruz. İlk Ebru Gündeş'i tanıdık. Daha öncesinde hiç konuştuk mu? Ebru Gündeş. Ebru Gündeş. Ay, Ebru, şey Ebru Şallı ile tanıdık. Ha dedim acaba ben... Ebru Gündeş olarak konuştu mu? Bu bölümünü geçim. Dur bismillahirrahmanirrahim. Senin bu heyecanlanınca şu isim karıştırmana bayılıyorum. Ben 4 yıldır bak YouTube'a gir benim bütün videolarımda isimler yanlıştır hemen. Ha öyle mi? Hep vardır. Yani ben Ahmet'e de Mehmet derim ona da Ayşe derim falan hep böyle isim karışıklığı var bende. Nerede tanıdık? Ebru Şallı ile tanıdık. Nasıl tanıdık? Ebru Şallı'ya yaşattığı lüks hayatıyla. Evet. Aldığı işte çantalarla, arabalarla, işte yatlarla, katlarla. Şimdi görüyoruz ki hep bu paraların asıl kaynağı kısa olan kazanmaları. Yani hiç gördük mü alın teriyle yıllar çalışıp bir adamın yatları, katlara sahip oldun. Binde birdir. Ya yazılımcı ya olacaksın vardır, ya bir etikleşi tabii tenzih yapacaksın. Ediyoruz doğru çalışanları ve emeğiyle çalışanları ve de veya aklını çok iyi kullananları. Evet ama mesela Ebru Gündeş'le Reza olaylarını da gördük. Yok sana Mars alacağız, yok bilmem ne yapacağız adamların hep kökünde, hep temelinde kısa yoldan para kazanmaları çıktı. Hakkında hep iddiaları var. Gonca'yla ilk eşi Gonca olan evliliğini çok konuştuk. Eşi hep şiddet gördüğünü söyledi. Aynı zamanda çocuğunu kaçırdı biliyorsun siz de konuştunuz. Evet o dönem. Çok konuştuk aynen çok konuştuk. Öyle. O dönem çocuğunu kaçırdığı dönem hani bu kendisinin bir AVM'nin en üst katında İkiz Kuleler'de bir iş yeri var. Evet. Oranın önünde gerçekleşen olaydan bahsediyorsun. Eski eşi Gonca oraya gidiyor Almaya kapısına gidiyor orada açıklamaları var. İşte bu adamın artık tutuklanması lazım diyor. Evet, çünkü evet, diyor ya beni öldürecek ya Ebru'yu öldürecek ya çocuklarımı öldürecek gibi bir açıklaması falan vardı. Evet. Tam lokasyonu hatırlamıyorum ama orası böyle orası bir... tam. Şimdi evet. Ben de bunu bildirdi. Yandırdım ya kafamda şu an. Bundan kaynaklı Uğur'u biz hiç iyi konuşamadık. Ya dolandırıcılıkla konuştuk ya eşlerin kötü davranmasıyla konuştuk. Evet başarılı bir iş hayatıyla bir türlü konuşamadık. Konuşamadık. Ya da başarılı bir iş hayatı varsa da biz magazini görmedik. Veya başka şeyleri hep ön plana geçti. Ya mahkeme kararları ya dayak olayları ya çocuğu kaçırma olayları gibi. Ebru Şallı. Da... Ebru Şallı'ya da şiddet yaptı. Bunların hep ihbarları geldi. O dönem benle DM'ler paylaştım. İşte. Görenler var, ses duyanlar var. Bunlar iddia tabii. Elimizde bir video yoktu ama insanların sizce gördüklerine inanıyoruz. Sizce Ebru Şallı niye vazgeçmiyor? Vazgeçmedi o zaman. Duygusal durumlar olabilir mi? Para yüzünden para. Mi? Yani materyal güç yüzünden mi? Para. Para. Güç. Para. Para. Yani Ebru Şallı gibi bir kadın kendi evet. Parasını zaten çok iyi kazanan ve... Yani zengin kocası zengin koca ekranlardaki bulabilecek. Ekranlardaki de bahsettiğimiz efendim size de söyleyelim. Biz şimdi olaylara birazcık eski. Hakimiz. Aynen. Şu anda ekranlarda gördüğünüz kişi de Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Hanım.
Çocukları var ondan. Evet. İki çocukları var bu evlilikten. Sonra boşanıyorlar, olaylı boşanıyorlar. Evet, çok uzun bir süre olaylı fakat bayağıdır bir ses çıkmıyordu. Çıkmıyor, evet. Belki de bu önce veri ama yani şimdi Gonca'yla çek senet ya da ödenmeyen para ya da dolandırıcılık neyse ne. Yani bunun ne alakası olabilir ya da olsa bile eğer ki sabitse karar ve bir şey varsa altında doğru bir şey var ki bu kararlar veriliyor Türk adaleti tabii karşısında. Tabii karşılıksız çekler olduğu ortaya çıktı. Bir de biliyorsunuz asıl yani Gonca'nın ifadesi şöyle, benim paramla Uğur var oldu dedi. Benim paramla Uğur iş yaptı. Ondan sonra kazancına kazanç kattı. Belki legal yöntemler, belki illegal yöntemler ama bizim anladığımız çok legal. O zaman kazanırken neredeydin madem illegal değilse ya da bilmem neydiyse yıllarca güzel güzel oturdun. Ta ki Ebru Şallı ya da kocan senden ayrılmak isteyince mi konuşmaya başladı? Dizilerde de bu örnekler var işte. Yapıyor, susmayın, niye katlanıyorsunuz, bir kere yapan her zaman yapan. Şu an mesela Gonca konumunda Ebru Şallı var. Soyadını sildi Instagram'ından, fotoğraflarını kaldırdı. Biz bir senedir bekliyoruz, bugün boşanırlar, yarın boşanırlar diye. Şu anda biliyorsunuz Los Angeles'ta yaşıyorlar, çok lüks bir yerde. Muhtemelen Beverly Hills bölgesinde zannedersem. Çok büyük işler bitirdiğini duyuyorum. Ama net değil. Çok büyük işler derken? Hani ticari işler. Eğer ki böyle bir tekneyi kendi öz parasıyla, kendi öz şirketiyle almışsa sadece teknenin, yani tekne dediğim devasa bir şey, 100-120 metre ya 4 ya 5 direkli Monaco'dan, Monte Carlo'dan şu anda Miami'deki şeye geliyor. Sendeki bu bilgiler peki? 4 direkli, 5 direkli. Çünkü resmini de gördüm. Resmini, 60 resimleri. Resmini arkadaşım attı. Arkadaşının yani. Uğur Akkuş gibi yaşayan şu an burada Acun var. Ama Acun yatağı zaman sorgulamıyoruz. Değil mi? Sorgulayamıyoruz. Neden? İşte yarışmalarını görüyoruz. Formatlarını görüyoruz. Yıllardır televizyoncu. Kanalı var falan. Diyoruz ki evet okey. Ama Uğur Akkuş'un... Yani elle tutulur bir şey var en azından diyorsun. Bir somut bir kavram var önümüzde ve tamam diyoruz. Ama Uğur Bey'in neyini gördük, neyini duyduk? Sen yatını görüyoruz. Görebiliyor muyuz nasıl artık yatını? Ya hayır, arkadaşımdan arkadaşım bana vermedi resmi, gösterdi. Benzerini göster. Gösteririm. Yatını görelim. Evet, güzel benzeri bakabiliriz. Siz konuşurken ben göstereyim. Yine zenginin muhteşem, parası. Muhteşem bir şey ama bak başım döndü yani. Şimdi muhteşem bir şey de niye o zaman 4 yıl 2 ay hapis cezası? Aynen işte. Niye bunlar? Ya da niye bunları tedavi etmezsin kardeşim, bu kadar parayı buldunsa değil mi? Kuzeni de var Emre Akkuş'la beraber, kuzenginler ikisi Akkuşlar. Dolandırıcılıktan karşılıksız çek vermişler işte. Şimdi buna ya bunu da alırken karşılıksız çek verdilerse. Ya. 5 direkli miydi, 4 direkli miydi? Muhtemelen ya 5 herhalde. 100 küsur metreden bahsediyorum ya. Of. Yani koca neredeyse transatlantik gibi bir şey yani. Ya biz burada ne gibi bir sürü mahkeme kararı konuşuyoruz. Evet, evet ya. Ama hiç tarafların hiçbiri yok. Hiç kimse tutuklanmıyor. Biri şeyde eylem toplar. Amerika'dalar, orada lüks rezidanslarda günlerini gün etsinler. Ondan sonra Uğur Akkuşlar burada karşılıksız çek versinler. Orada 5 direkli, 4 direkli artık onu sen bir netle. Yatlar alsınlar. Orada eşi Ebru Şallı nefes alsın, versin. Bak Ebru Şallı'nın sağlık deyince lapa şeyleri falan versin, Ebru Şallı tarifleri. Çok güzel pilates yapıyordu biliyorsun sen de. Ne güzel hayatlar ya. YouTube'da çok güzel içerikler yapıyordu. Daha yeni paylaşmış. Baktım bakayım dedim, bu dedim haberler çıktığında Ebru Şallı ne yapıyor? Yine Ebru Şallı tarifi vermiş. Ebru Şallı bir senedir hiç yok. Kadın ne kendi içeriklerini paylaşıyor ne kendi yaptığı markalarının ürünlerini paylaşıyor. Tarifi kadın gitti diye. Yani. Kadın... Kız bunlar nasıl hayatlar böyle? İşte o yatın içinde tartaklanıyorsa o yatta bulunmanın bir anlamı var mı? Yat deyince de Ebru Şallı. Daha önceki kocasıyla da yatta başka haberlerini biliyoruz. Sus. Allah Allah. Ya seni Allah kahretmesin. Vallahi ya. Vallahi şermasızsınız ya. Tamam. Ben bir şey bilmiyorum. Yani böyle böyle değil ama bundan Karayip Korsanları. Ya bundan çok bin kat daha muhteşem gerçekten bir şey. Bu Johnny Depp'in şeyi. Ya bu yatı. Böyle bu bir şey ama. Korsan teknesi ya. Ya hayır muhteşem bir şey bulamam. Yok o kadar muhteşem bir şey. Böyle bayrakları. Ya bu gördüğünüz gemi gibi, bu da gemi gibi bir şey gördüğünüz gibi. Evet gemi bu. Fakat bunun daha da şaşası ve çok modern ve güzel. Hep bir şaşa ama hep bir dolandırıcılık evet, arkasında. Evet işte onu diyoruz. Ama hiç hapis yok. Arkasında işte dövülen eski eş.
darp edilen yeni eş, çocuklar bir yanda falan. Şaşalı ne hayatını, özel hayat ne iş hayatı, hiçbir şey düzgün değil yani. Ünlülerle görüyoruz, altından hep bir şey çıkıyor. Dönüyoruz influencerlara bakıyoruz. Hangimiz o şaşalı hayatları yaşayabiliyor? Hiçbirimiz yaşayamıyoruz. Ama yaşayanlara bakıyoruz, yine altında bir dolandırıcılık. Demek ki bu şaşalı hayatlarını sen biliyorsun. Influencerlarla ilgili de çok güzel bir dosya geliyor. Ay ne yapayım, gideyim ben 5 direk 4 direk yatları aynen varmış. Efendim şöyle toparlayayım. Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş'u bu şekilde tanıyoruz biz artık. Uğur Akkuş 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nden hapis kararıyla aynen şu anda 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ama 4-5 direkli yat almış kendisine. Ebru Şallı'nın da sosyal medyasına girip bakarsanız bu haberler çıkmış olsa da kendisi nefes alıp vermeye ve yulaf lafası yapıp sağlıklı yiyecek tarifleri vermeye devam ediyor. Sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Ama itirazı varsa tabii ki bize yazı veya kontağa geçebilir. Onlar çok uzun zamandan beri bu haberleri konuştuğumuz için herkes hayatından memnun. Neredelerdi? Los Angeles'talar mıydı? Los Angeles'talar. Muhtemelen Amerikan vatandaşlığına doğru da güzel, adımını güzel attı. Harika. Biz yavaş de burada yavaş konuşuyoruz işte. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Bir sonunu güzel bir görmek istiyoruz. Bir dikili direğim yok. Adamın 4-5 dikili yatı var. Efendim işte yeni haberimiz. Şimdi Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer sosyal medyada YouTube'da bir programa konuk oluyor ve diyor ki yanımda çulsuz birini istemiyorum. Tam Artuluk bir laf. Ay ben de aynen kesinlikle. Sonra Artu'yu konuşturacağım. Gizem Mahmut Tuncer'in kızı aslında oyunculuk eğitimi aldı ama babası gibi şarkıcılık yapmaya karar verdi. Bu arada şöyle de bir bilgi vereyim. 2,5 ayda tam 40 kilo verip 90 kilodan 50 kiloya düştü kendisi. Bir ay boyunca günde sadece 3 öğün yumurta ve 1 saat koşmuş. Arto, kilo vermek için günde 3 öğün sadece yumurta yiyorsun. Para niye istiyor sonra o zaman? Tamam şimdi mide alacağı koca... Mide yani öyle mi vermiş? He, o ameliyat kısmını tam bilmiyorum ama 2,5 ayda 40 kilo vermesinde belki böyle bir ameliyat da olabilir. Ama şey olabilir, eski haline göre şu anda çok hoş gözüküyor zaten. Evet çok güzel gözüküyor. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra Gizem'le ilgili Mahmut Tuncer'in kızı yapmış olduğu açıklamalar ışığında Arto. Doğru söylüyor. Yani hiç bana yalandan ikiniz de kameraya oynamayın. Bırakın bu yok, işleri. Yok ben niye oynayayım? Şimdi böyle kadın mi diyor ki ben kendi janrımda en azından benim gücümde benim effort edebileceğim şeyleri o da edebilsin. Ben kendi harcarım kendi paramı diyor en azından. O da kendi parasını harcasın diyor. Yani en azından bana denk olsun diyor. Ben yatlar katları ya da çok lüks arabalardan ya da onun peşinde değilim diyor. Haklı mı? Haklı. Haklı? Evet. Haklı. Yani sen adamı da jigolo gibi yanında sepet gibi taşıyacağına. Onu da öyle adam da kendini. Onu orada demeyelim de öyle. Adam da kendini taşısın yani. E niye? Bir sürü böyle adam tanımıyor muyuz? Ya da bir sürü insan tanımıyor muyuz böyle? Adam da tanıyoruz, kadın da tanıyoruz. Kadın da tanıyoruz. Aynen. Ya dolayısıyla doğru, davul bile dengi dengine çalar abi. Yani herkes dengini bulmalı. Dengini bulmadığın müddetçe sen aldatılmaya, sen bilmem ne olmaya her zaman mahkum oluyorsun. Niye? Çünkü denk değilsin ya, seni eziyor parasıyla. İşte istediğin çantayı da alıyorsun, bilmem ne de yapıyorsun. Tamam diyor, sus, istediğimi yaparım diyor. Diyorlar. Evet, davul bile dengi diyorlar gün sonunda. Yok orada aslında söylemek istediği söz Gizem Hanım'ın hani eve diyor işte fatura gelecek diyor. Bir aşk diyor 2 yıl diyor aşk sürer diyor. Sonra diyor karnı diyor sonuç olarak parasız çulsuz biri olsa evi kim döndürecek? Karnımızı kim doyuracak? Hani eve kira gelecek, aidat gelecek. Bunları tek başıma ben mi karşılayacağım? Bir de adamın cebine ben mi para koyacağım? İşte. Hani tabii ki kimse böyle bir adam istemez. Tabii. Hani bu şey demek değil işte kendisi de belirtiyor. 5 direkli 4 direkli yatımın katımın olduğu aynen bir adam olmasına gerek yok. Hani denk olsun. Denk olsun. O da bir şey kazansın ben de bir şey kazanayım. Hani evin giderlerine ben de bir katkı sağlarım ondan da gocunmam. Ama hiç işi gücü olmayan bir adamı da çulsuz bir adamı da yanımda istemem. Ayol kim ister yanında çulsuz bir adamı. Yok, ama bu çulsuzluktan kastımız inle çok ultra lüks bir adam olsun da seni olduğun hayatından alsın. Hani alışmadık şeyde şey durmazmış derler ya sonradan olma derler ondan sonra. Sen şimdi işte bir hayatın var orta direksin ama gideceksin işte yatı katı olan ya da işte hiç yaşamadığın yerlerde yaşayacaksın. Hiç binmediğin arabalara bineceksin. Bunun için de çok zengin bir koca ya da yaşlı bir dede kovalayacaksın. Ondan sonra kendini kadın olarak buna yamayacaksın. Ondan sonra hiçbir şey çalışmayacaksın. Sadece alışveriş yapacaksın, para harcayacaksın. Bu benim hayatım diyeceksin.
Gayet güzel, mantıklı bir açıklamada bulunmuş. Evet. Ben de kazanırım. Benim de kendi seviyemde biri olursa kimse hayatında zaten Gizem Hanım da dediği gibi çulsuz bir kadın istemez. Çulsuz bir erkek istemez. Evet, en azından farkındalığı yüksek biri. Böyle evlenip sonra boşanan bir sürü örnek görüyoruz. Benim rahmetten annemin bir lafı vardı. Açlık kapıdan girerse aşk pencereden kaçar diye. Çok doğru. Çok doğru. Bunu hep matematiği önünüzde tutun. 2 kere 2 4 gibi. O yüzden beraber çalışıp da var olabilirsiniz. Ama aynı dengede olursunuz yine. Ama işte para için evlenenlerin sonunu hep görüyoruz. Hep hüsran. Veya para almayı yani ben bakarım diye aldıkları adamlar, kadınlar olsun yine hüsran. Dediği gibi bu sefer mobbing yapıyor. Sen buna layık değilsin, sen öyle değilsin. O yüzden farkındalığı var. En azından gençlere tavsiyeler olsun buradan. Yapmayın evet, yani. Sonuç olarak doğru konuşmuş. Evet. Ama herkes aynı şansta, aynı durumda değil. Ve şu andaki konjonktür de öyle değil. Herkes zenginin peşinde koşuyor. İşte. Herkes güçlünün peşinde koşuyor ve o güçlü ne diyorsa da o oluyor. O oluyor. Yani artık iyice şahsiyetimizi kaybettik diye düşünüyorum. Para ve güç her şey olmamalı. Herkes kendi gücünü, kendi parasını ve kendi prestijini kendi yaratmalı. Onun tadı çok başka. Bir de asıl yoklukta belli olacak. Tabii. Hani varken varsın da yok olduğunda bakayım sen de yok oluyor musun onunla birlikte? Bir de tabii Gizem hiç yokluk çekmedi. Tabii ki varlıklı bir ailede büyüdü. Ama Mahmut Tuncer'in de biraz cimri olduğu konuşuluyor ortamda. Ay, parayı çok sever. Sever ama... Gelir hemen tek mi çift mi yok bilmem ne mi. Böyle hemen paranı almaya çalışacak. Feci biridir. Feci. Siz çok iyi kanka olursunuz. Bak feci bir adam. Benim öyle şeylerle alakam yok. Ha, ben ondan yok para konusunda. Para konusunda oluruz. Allah şükürler olsun. Yani gayet tutumluyumdur. Hiçbir şeyi abuk subuk para harcamam. Uyuşturucu kullanmam. Ay öyle deme deme. Tütün kullanmam. Bazı kelimeleri söylemeyeceksin. Bunları söyleyeyim tamam, ya. Bunlar madde, önemli olsun. Ya. Yasaklı madde kullanmam. İşte tütün kullanmam. Alkol kullanmam. Kumar oynamam. Yani hiçbir şey. Bu böyle vallahi böyle gerçekten... tutumluluğu buradan yapıyorumdur değil mi al, aşkım? Al, al eve besle evet, yani. Al evlen yani. Evet. Böyle bir artı. Senin yani. Gibi ayak yıkamıyorum tabii o ayrı da yani. Ben de tam öyleyim gerçekten. Al eve... Domez olarak yerleştirdik. Gerçekten. Şimdi hadi başka konuya geçelim evet. Artık. Öldürdük çünkü yani bu konuyu da. Çünkü aynı fikirdeyiz çünkü. Evet hiç evet, şey yapamadık. Evet. Yani burada... Bile yaşayamadık. Hayır. Hiç eleştiremedik. Hayır çünkü dediği çok normaldi. Deseydi ki ben zengin koca istiyorum. Ben mi? İşte o zaman pençelerimiz çıkacaktı ama... Yok. Bu sefer çıkmadı. Şimdi dur ben tartıştıracağım şimdi. Çok güzel bir konuya geçiyoruz. Tamam. Modacı Hakan Akkaya Gonca Vursateri'ye konuk olmuş. Gonca Vursateri'nin konuk olduğu İnfluencer'lara ne demiş? Neler demiş? Instagram iğrenç bir yer kapatılmalı demiş. Bu influencer'lar feci demiş. Sus bir izleyelim. Ben kim alıyor? Al Yağmur. Tabii, tabii. Influencer dedi. Bir al bakayım şimdi topu. Şimdi burada iki tane konuşmamız gereken içerik var. Bir cinsel yönelimi farklı olan insanlara... bir eleştiride bulunuyor. İğrenç, evet, nefret. Fazla bir de feminen olmalarından tiksiniyorum. Kırıtarak para kazanmalarından tiksiniyorum dedi. Bir de influencerlara tahammülüm yok. İğrençler dedi onlara. İğrenç, yine nefretli yine dili. Nefret ediyorum dedi ve sosyal medyalar, Instagram ve TikTok tarzı platformlar olmasın dedi. Şimdi bu her sene tartıştığımız mevzu. Sosyal medya platformları olsun mu olmasın mı? Çin'de işte bunların hepsine sınırlama ve kısıtlama getirildi. TikTok olsun, diğerleri olsun. Evet, hepimizi yanlış yönlendiriyor ama bir açıdan da destekliyor, besliyor bizi. Hep bunu söylüyorum. Bakın, sosyal medya sayesinde çoğu olayları buraya masalara getirebiliyoruz. Ana akım bunları konuşuyor. Yani şu anki akım. Ama ne var? Evet, insanları yanlış yönlendiriyorlar. İnsanları yanlış ürünler sattılar. Yıllarca insanlar bunları aldı, yedi. Takviye hapları çıkardılar. Zayıflama hapları çıkardılar. Benim arkadaşlarım birçoğunu kullanarak vefat etti. Bağışıklıkları çöktü ve bu insanlar merdiven altı fason yerlerde üretip sadece herkes kendi markasını koyarak bunları influencerlar şeylere verdi. Takipçilere verdi. Umurumda mı takipçiler? Hayır. Hep bunu söyledim. Ama işini çok güzel yapanlar var. Ama burada şöyle bir ironi de var. Sosyal medyaya konuşup bir sosyal medya platformuna konuk olarak gidiyor. Şimdi aslında Hakan Akkaya bir şeyler söylemek istemiş ama üslupta... Ne söylemek istemiş? Bir daha bir duyabilir miyiz? Bak, bir daha. Ben Hakan Akkaya'nın ortamını bilmesem, yıllardır onu konuşmasam derim ki Kerimcanlara falan söylüyor. Ama işte Kerimcan, Mika ve türevlerine söylüyor. Ama bakıyorum mesela Kerimcan'la arası çok iyi. Kerimcan'ın üç parçasından biri Hakan Akkaya imzalı.
veya gittiği yerlerde onun imzalarını taşıyor. En büyük kankalarından bir tanesi Aslan Doğan Turan. Sosyal medyada kendi YouTube kanalı var, sürekli kendi hayatını paylaşıyor. Hani sen bu kadar nefret diliyle hepiniz iğrençsiniz. Hepinizden nefret ediyorum. Tahammülüm yok size. Hani, şimdi bu laf genelleme. Şimdi farkında mısınız? Evet, farkındayım. Her şeyden nefret ediyor. Hiç kimseye tahammülü yok. Ama sen İngiliz kraliyet ailesi mensubu Hakan Akkaya. En doğrusunu sen bilirsin. En büyük kanaat önderi de sensin. Instagram kapatılsın. Instagram, buradan yetkililere sesleniyoruz. Instagram aman, kapatılsın deyip 430 bin takipçin var. Ya tabii bu da çok ironik. Yok canım, bir şey o zaten yani. Takipçisi de hani, satın alınmış takipçi. Peki bir takipçi şey söyleyeceğim. Biz yıllarca işte benim stilime deki yarışmacılara maruz kaldık. Şimdi buradakiler insan değilse, hadi öyle bir kategori yapalım. Oradakiler insan mıydı? Bir sürü, yine söylüyorum, bir sürü neslin psikolojisini bozdu o kızlar. Bak, herkes estetikli oldu. Herkes farklı yönlere doğru gidip para kazanmanın derdine girdi. Bahar Canlan. Bahar Canlan bugün nerede? Hapiste. Kimle yakındı? Hakan Akkaya'yla. Evet, işte hayır, zaten bu kadar hedef aldığı insanlarla 7-24 yan yana hep oldu. Yarışmada, orada, kendi moda evinde bir sürü insana bir sürü şey tasarladı. Fatih Yürek'ten belki Bülent Ersoy'a, Aydın'dan var, ne var. Bileyim Yıldız Tilbe değildir ama belki ya başka hani bir Lady sürü Gaga, insanları. Lady Gaga, Hakan şimdi tabii ne demek istediğini miydi? Aslında şeyde, alt metinde anlıyoruz okay, ne dediğini. Anladık ama evet. Dil çok nefret söylemiyle birlikte evet, olunca bu rahatsız edici oluyor. Eğer ki sen entelektüel bir adamsan, farkındayım ki buradaki sosyal medyada, o mecrada seni davet ettikleri için bu kadar dik söylemlerde bulundun. Bu söylemleri, bu söylemleri sadece, yapıyorsa sadece burada önce kendi Instagram'ını bir kere kapat. Bak, bir kere Hakan Akkaya'nın dili, ben kendisiyle çok kısa süre çalıştım. Yine bir stil programında, neredeydi biliyor musunuz stil programı? Sosyal medyadaydı, YouTube'daydı, dijital bir içerikti. İşte. Kendisi o dijital içerikte olabilmek için yırtındı yani. O projede olabilmek için. Aslan Doğan Turan, Hakan Akkaya, sunucusu bendim. Sunucu olarak beni istemedi. Kendisi sunmak istedi. Hem yorumlamak istedi, hem sunmak istemişti. Ben kendisiyle bak, birebir de sadece izlediğim biriydi. Ama birebir de çalışma arkadaşım oldu. Aynı alanı paylaştım. Dili sürekli nefret dili. Herkesi aşağılıyor. Kendisi orada böyle bir kraliyet ailesi mensubu şeklinde İkon oturuyor. Kökeni kütüğü ordudur. Ordulu biridir. Ama gelmiş orada herkesi aşağılayıcı, herkese nefret dili. O dil, bak şimdi burada da izliyoruz. Onu sevmiyorum. Bu kapatılsın. Hepinizden nefret ediyorum. İğrençsiniz. Tahammül edemiyorum. O zaman tam Hakan Akkaya, evet biliyoruz, belki mükemmeliyetçi dediğim gibi dünya starlarını imzasını üstüne taşıttığı için de buradan bir ego kasabilir. Onu anlıyoruz, tamam okey, çok normal, ama dediğim gibi bu infial bir ruhu var, bir söylemleri var. Çalıştığı ekipten ben de duyuyorum. O yüzden birazcık da böyle konuşuyorum. Ama şurada bir sıkıntı var yani. Eğer sen bir şeyi eleştiriyorsan, mesela sen şu an bir içerik yapmıyorsan, bir şey insanı eleştirmesi kolay, ama işte benim stilim zamanı böyle bir yorumlar yapamazdın. Çünkü iğrençlikse formata bir şey demiyorum, ama çok iğrenç durumlar gördük. Bir de sosyal medyada da program yaparsan sosyal medyayı nasıl eleştiriyorsun? İşte, bir de 60 yani, programlık imza atılmış programdı. Ve bu programın içinden mi geçtiler, 30'a gidemedi program. Bu öyle mi bitti? İzlediniz mi Gups, şey, Gonca'yla? Gupse diyecektim yine. Evet evet, baktım ama ben tahmin sonunda edemedim. Sonunda diyor ki Gonca, yapmayı düşünüyor musun herhangi bir sosyal medya platformunda içerik? Evet diyor, YouTube'da diyor. Dedikodu yapacağım. Şaka mı yapıyorsun? Evet, dedikodu yapacağım diyor, ama evimin salonunda en yakın arkadaşım toparlayıp dedikodu yapacağız diyor. Hakan'cığım yani, gel. Hakan Akkaya gel, dedikodu yapalım. Onlar Instagram'lara dönecek. Onun reklamı her yerden yapılmalı. Ben son konuştuğumda Amerika'ya yerleşmeyi düşünüyordu. Ona orası ve, paklar zaten. Evet, orada. Tabii buralar moda ile sığmaz. Sevmez, evet, beğenmez buraları o. Yani beğenmez. Bir de şimdi mi, orada beğenmez diyor mi ya söylediği şey, işte fazla kadınsı istemiyorum. Bunu söylerken ki senin Bilet halin, tavrın ne? Benden daha feminensin orada. Bunları söylerken ki elin, kırılma hallerin vesairen. Yani evet. Senin etrafında sürekli böyle arkadaşların varken sen bunları nasıl söylüyorsun mesela? Nasıl i̇şte genelleme yapması sadece yanlış. Sadece bir şey söylemek için. Çünkü dili nefret dili. Hiçbir şeyi sevmiyor, hiç kimseyi sevmiyor. Evet. Hani böyle şey, gitsin ordunun derelerinde, böyle tepelerinde, dağlarında, ormanın içerisinde, ağaçlar arasında bir ev, hepinizden nefret ediyorum. Evi, evet, her şeyi kapatsın, o telefon kullanmasın, sosyal medyayı görmesin. Evet.
Instagram'ın, sosyal medyanın kapanmasını istiyorsan bakmayacaksın yavrum. O Instagram hayatım, hesabını Instagram'ın, Instagram hesabına olmayacak yani, bir kere yani. Şöyle konuşmayalım, size çok kabuldü. Ben genelleme yapmıyorum. İşini tabii çok güzel yapanlar da var. Mesela kitlesini yönlendirmek çok önemlidir tabii bu süreçte. Alt metinde aslında belki onu söylüyor ama onu söylemek bak, için çabalamıyor. Evet, şu konuda yine haklı. Bak, influencer'ın birçoğu %80'i parayı sosyal medyadan buldu. Ve ben aileden zenginim gibi davrandı her zaman. Ve sonra ne yaptı? O kitlesini ezdi. Yanlış çekilişler verdi. Mesela ben çekiliş yaptım, sana verdim, sana verdim, sana verdim ama kastım da kastım. O yüzden bu konuda bak haklı ama işini çok iyi yapanlar da var. Kitlesini çok güzel yönlendirenler de var. Genelleme yaptığı için üslup sıkıntısından linç edildi sosyal medyada. Ama üslup sıkıntısı bunda hep var. Hep bir ego, hep bir şişkin ego ve kibir var. Yani böyle hep bir kötü, yani kendini tasvir edemiyor. Ya da tasvir ediyor, belki de bu o. Yok, bir aşağılık kompleksi var kendisinde. O yüzden onu yediremiyor. Artık buraya geldiği hayatındaki, buraya kendisini getir. Konuşacağız seni. Bak ne kadar güzel dünya yıldızlarını giydirmişsin. Evet. Bunlarla gündeme gelecekken o nefret ve kimseyi sevmeyen, o kötülük saçan dilin yüzünden gitmişsin. Hem bir YouTube kanalında konuk olmuşsun, yani konuşuyorsun, hem de o kapatılsın, bu kapatılsın. Sonra diyorsun ki ben işte ben de yapacağım, dedikodu yapacağım, kendi evimin sonunda yapacağım. Neyse, kapatıyorum, fazla uzadı bu konu zaten. Niye bu kadar uzun uzadıya konuşuyoruz senin eski ki çalışma arkadaşın olduğu için benim, sen de içinden geçenleri yani tanıdım ve birebir istedin. Ben ondan sonra dedim, hadi dedim, Allah'ın selameti başınıza olsun dedim. Siz dedim bu nefret diliyle zaten işte 60 bölüm anlaşılan program 30. bölümü daha çıkamadı. Ki çok az kişiden biridir Avrupa'da, Amerika'da podyuma çıkan ve kendi defilesini evet yapan. O da bunu biliyor. Yazık. Yani keşke iyi daha iyi, daha güzel evet ve kucaklayıcısı olsun. Kucaklayıcı bu nefret dileğiyle olacak iş evet değil. Kendi nefretinde boğulsun efendim. Şimdi sıradaki haberimiz Kuşum Aydın. Kuşum Aydın, ay sen krem dedin ya. Evet. Bu kremlerle ilgili veryasın etmiş, TikTok kremcilerine çemkirmiş. Bir Kuşum Aydın çemkirebilirim, ekranlara taşıyalım. Evet. Ya krem demişti şey Yağmur. Ya tabii ama bir şey söyleyeceğim. Ama cezası var. Ulan sen Kuşum Aydın'sın. Senin ne işin var oralardaki sepetlerde, oralardaki internet linklerinde? Ne işin var yani? Neye gidip doğru düzgün bir kozmetik firmasına, büyük bir, sen ki nereye gidersen git seni el üstünde taşırlar. En doğru, en güzel kremleri sana önerirler. Daha dersini almadan Allah seni kahretmesin. Ama ne güzel işte, bak doğru bir şey değilmiş. Evet, hayır. İşte ben de ona kızıyorum. Yapmayın. Evet. Bilmediğiniz, güvenmediğiniz. Sen ne biliyorsun, o insanı hapını alıyorsun ya. O adam aynen doktor mu? Benim doktorlarım var. Kimsenin doktorları. Merdiven altı fason üreticiler. Ben böyle şeylerde daha çok şeye bakıyorum ama onda da manipülasyon oluyor mu bilmiyorum. Nasıl? Yıldızlara ve reytinglere. Ama öyle 3 kişi, 5 kişinin verdiği değil. Hayır, sosyal medyadan onlarca yaparken de. Onlarca. Onlar da yalan. Onlar da artık tabii yalan yorumlar, mı? Evet, yorumlar yok, yorumlar da mı? Tabii bu o sistem da bot, yani yalan bot yanlış gibi bot basıyorlar bu yani. Bu sistem çözüldü işte bu kara para aklama olaylarında. Bir de işte yok şu kadar yıldız veriyorsun, bu kadar yıldız veriyorsun. O yalan. Senin yorumun yukarıya çıkıyor. Bir bakıyorsun ürün hakkında herkes Allah öyle güzel böyle güzel. Ya şimdi bir kere sen bambaşka evet bir cilde yani sahipsin. Evet. Sen bambaşka. Reaksiyon şimdi farklı ben de herkese. Yani hepimizin bir genetiği var. Aynen bu öyle. Genetikle ilgili senin bana önerdiğin bir şey bana iyi gelmiyor. Ya şu olabilir. Yüzü kapalı bir şekilde cilt kullanamayız bunu. Şunu ya söyleyeceksin. Zaten cezası çıktı bunların, biliyorsunuz. Öyle işte benim bebek gibi yaptı, beni şöyle yaptı dediğin zaman 350 binden başlayıp 550 bin, 650 bine çıkan cezalar yiyorsun çat tabii diye. Doktor gibi olmaman gerekiyor. Doktor gibi olmaman gerekiyor. Tabii çünkü sen nesin ki ne yapıyorsun, nasıl öneriyorsun? Ki yani hani şunu yapabilir. Arkadaşlar bakın işte güneş koruyucu. Ben kullandım, bana iyi geldi. Lekelenmiyorum. Ha. Ama bana iyi geldi. Bana iyi geldi. O kadar. Sana bilmeyebilirim. İstiyorsan dene al. Şu Aydın'a, Aydın'a çok kızıyorum o yüzden. Bunu mutlaka alın. Ben bir şey söylüyorsam ben en büyük kanaat önderiyim diye diye evet bir ürünün satışı için sen aslında tavsiye ediyorsun ama bak çok önemli. Özellikle ağızdan alınan o haplar var ya. Hani ya içiyorsun ya. Ne hadi içtiğini bilmiyorsun. Sürdüğün değil. Yani içtiğin bir şeyi bilmeden 3 sene sonra, 5 sene sonra, sonra, ya sonra onun çıkıyor. Bilmediği şimdi bir çıkmıyor hastalığı varsa vebaline gireceksen sen çok tehlikeli efendim. Buradan sizlere çok de uyaralım. Öyle takip ettiğiniz, lafına sözüne güvendiğiniz, cildini orasını burasını beğendiğiniz insanların size tavsiye ettiği ürünleri kullanırken mutlaka o ünlüler önce kardeşim önce kullanmış olacak bir de. Bir de ha mesela yalandan ay bu çok güzeldi sürdüm harika oldum. Ne var biliyor musun? Ben de bu iş yapıyorum. Ben de influencer'ım. Marka sana gönderiyor. Bakıyorum mesela bir deneme süresi olur bunun.
İnfluencer 2 gün sonra paylaşıyor. Arkadaşlar çok iyi. Ne zaman deneyimledin? Yani, ya da ne zaman o geri dönüşümü aldın? Ne zaman o dediğin gibi geri bildirimi aldı sen? Hayırdır arkadaşım, 15 gün 10 gündür bunun en kötü süresi. Bir, asla yutulan ağızdan alınan hiçbir ürünü önermiyorum. Asla, doktor tavsiyesi. İki, bana bir ürün gelecekse söylediğim şu, bana gönderin ben bir deneyeyim. Tabii. Ben kendimin kullandığı ürünleri ancak insanlara güvenle tavsiye edebilirim. O çaylardan falan biliyorsun yüzlerce bin lira. Ne çaylardı onlar ya, zayıflama. Ya bana hala mail, bak beni herkes bilir, bana hala maillerinde o çaylar. Arkadaşlar ben ne çay deniyorum ne de deneyimliyorum. Ben kullanınca üstümdeki yağ giydim sevdim. Buyur. Aydan ama biliyorsun görüyorsun işte kendiyle uğraşmayı çok sever. Bak, ay çok kötü bebek oldu ya gibi bir çocuktu. Şimdi doğru gerçi böyle adam. Değil daha güzel. Bir izleyelim mi tekrar son izleyelim. Açıklamasını? Ne kadar güzel oldu ki şu an sosyal medyada çok dinginlik tatlı. Var, huzur var. Her şey ceza geldi, ne çekiliş yapabiliyorlar. da, ne yalan yanlış ürün tanıtabiliyorlar. Bu da bütün influencerlara king kusuyor ama devamlı. Ama neden biliyor musun? Ben geldim burası çöplük gibiydi. Duktu. Yani var ya çekilişe... Bir bakıyoruz Ahmet'e veriyor, Mehmet'e veriyor, kankilerine veriyor. Bunlar hep belgelerle paylaştırmalar. Şunlardan hiç var. Kankim olmadı, bize veren hiçbir şey olmadı valla. Çekili sayfaları var mesela. Aşkım, markayı söylemiyoruz. Evet. Özür dileriz tık o yüzden. Yapmışlardı karşısında şimdi. Kocasını gördü, YouTube'da sandı kendini. Bana bak Yağmur, televizyondayız, Beyaz TV ekranlarındayız. Günaydın herkese. Uyandı diye. Evet. Ay, yani, tamam. Kuşum Aydın'a sevgilerimizi gönderelim. Çok doğru bir aslında olaya parmak kritik basmış. Yapmış. Aynen öyle. Doğru lütfen, söylüyor. Büyük firmalarda tescili olan büyük firmalara gidin kardeşim ya. Büyük firmalara gidin. Yapacak bir şey yok. Kel alaka bir tane adamın söylediği ya da kel alaka bir tane kadının söylediği şeyin peşinden gitmeyin. Doğru olabilir. Onu o zaman en az bir ay bir analiz edin. Nerede yapılmış? Ya, hangi hocam, fabrikada çıkmış? Zayıflama hapları şimdi ne çıkmıyor. Olmuş? Hayır. Gerçekten bir hapı içinde yani neyse, tak, genel anlamda. Genel olarak bilmiyorsan içerini hakim değilsen git bir eczacıya göster, bir şey göster. Beni takip edin, ben çok güzel infüz ediyorum. Kullanmadım, asla bir şeyi tavsiye etmiyorum. Blok yağmuru. Kendi reklamını yaptı 2 dakikada. Ben şok içindeyim. Ben böyle bir şey görmedim. Ben şok içindeyim. Doğru. Bunu tümüyle kapatın bu bölümü. Bütün markalar da beni bilir. Ben bu bölümü tamamen kapatıyorum ve yeni konuya gidiyorum. Hadi. Şimdi Uras Kaygıloğlu'nun eski eşi var, Melis İşiten. O da sosyal medyada çok güzel programlar, hı-hı, çok güzel konuklar alıyor. Çok güzel karı kocalık yapmıyorlar mı? Yani boşandılar, çok güzel anne babalık yapıyorlar. Evet, yani öyle söyleyeyim. Evet, çok güzel anne babalık yapıyorlar. Örnek bir çiftler bu noktada. Hani hepimiz bir yerde boşanabiliriz. Tabii ömür canım. Boyu birlikte olmayabiliriz ama ömür boyu eğer anne babaysak o görevlerimizin bilincinde olmalıyız. O konuda çok güzel örnek bir çift. Şimdi Melis Dişiten'in bu YouTube kanalında yapmış olduğu programda aldığı konuklarla ilgili bir açıklaması var. Çok tatlı. Konuklarım bana yürüyor demiş. Bir izleyelim bakalım nasıl bir açıklama yapmış. Yani bu erkeklerin de... Bak o dilinize. Bir şey söyleyeceğim. Hayır Arto. Hayır onu söylemeyeceğim. Tamam. Yani söyle. Yok zaten senin dediğini duymaz. Kendin tamam, söyle. Okay. Tamam. Melis'ciğim sana bir adam buradan ne yapıyoruz diyorsa acaba sen de onu teşvik ediyor olabilir misin? Şimdi ben devreye girebilir miyim burada? Tabii. Bu, bir kere Melis her gelen konukla bir kere Uraz'ı konuşuyor. Bu konuda linç edi. Yeter artık Uraz'la bitti senin evini. Sen niye her seferin Uraz'ı konuşuyorsun diye. Ama demin Hande'nin de söylediği gibi güzel bir dinamikleri var. İyi bir anne baba oldukları için konuşuyorlar. Ama sen şimdi bak Melis her zaman şöyle oturuyor, tamam mı? Hiç göremezsin Melis'in konuğuyla konuşurken. Şu ayağı hep burada. Hatta bunun mizahı da yapıldı. Kim yapmıştı bunun mizahını? Bir Uras komedyen... da bundan şutlamıştır zaten bunu. Hayır, şey, eve geldiğinde de. Şey yok. Şöyle oturan bir kadın ve dekoltesi sürekli ön plandaysa bir de masanın üstünde oturuyorsa bir şekilde bir gelen erkek çok da samimi değilsen senden etkilenebilir, tahrik olabilir. Bunu dile getirmemelisin. Yani ben çok usturuplu oturuyorsam eğer, bak çok böyle hanım hanımcık geliyorsam gidiyorsam o adam bana şey yapıyorsa ya bir şey dedi söyleyeceğim ki sen şerefsizsin. Birine, ben sana ne yaptım? Hayır birine yani buradan ne yapıyoruz demen için bir şey alman lazım şey, yani. Melis böyle daha şey seksapel ruhu ön planda içerikte konuşurken. Oraya yani çağırdıkları o zaman da... şöyle mi bir şey diyorsunuz? Hani bir kadın dekolte giyiyorsa gel mi? Hayır onu demiyorum. Vücut dili. Vücut. Şimdi, şimdi dekolte giyiyor programlarında ve bu şekilde oturuyorsa onun
konuk gelen rahat erkeklerde... Rahat görüyordur adamı, adamın rahat işte görüyordur. İşte bu da şu anlama giderken geliyor. Giderken yemeğe gidelim mi hani diyordur. Hani sen dekolte giyersen bu adama gel gel diyorsun. Hayır, hayır, vücut deliğiyle alakalı gelmiyor. Bir şey demek evet, istiyor. Ben de çok dekolte giyiyorum. O ama da kimse şu anda bana... onun da omuzları evet, gözüküyor. Ne oldu? Hadi yemeğe mi çıkalım diyeceğim evet, yani. Evet, veya sen... herhangi biri bana diyemiyor. Kocası burada dur. Alakası yok, hayır, hayır, onu bağlamayalım. Çok affedersin. Evet. Ay, aynen, ne evet, alakası? Evet, ne alakası var? Burada başka bir şeyden bahsediyoruz. Melis'in çağırdığı insanlar muhtemelen kendi tarzında kendi, veya evet, belli bir evet. IQ'da belli insanlar. Yani dışarıdaki Ahmet Usta'yı ya da Sıvacı bilmem neyi çağırmıyor. Kendine yakın bulduğu, kendi tarzındaki birilerini çağırıyordur. Bu böyle giyindi diye, hadi yemeğe gidelim, sen işte bilmem ne yaptın diye. Hadi bilmem buradan ne yapıyoruz mu diyorlar. Sen de futbol programında çok konuk aldın, sana yaptılar mı? Dekolte giyiyordun diye. Yo. Sen ama de sen... yaptın YouTube'da program öyle bir şey oldu mu? Ben ne seksi elbiseler giyiyordum. Hayır oldu mu? Hayır. İşte sana oldu mu? Şimdi... Onu vermiyor. Ben... işte onu söylemeye çalışıyor. Yani bazen kendi vücut dilin de önemlidir. Vücut dili önemli. Şimdi burada Melis'e tabii ki burada da bu konuyu şimdi rahat bir ortamda muhabbet ederken bir açıklama yapmış ve söylediği tek şey ben de programıma işte konuk alıyorum. Aldığım konuklarla ilgili olarak bana ondan sonra program sonunda diyorlar ki işte buradan hadi ne yapıyoruz? Şimdi hadi ben oraya katılmış evli birisi olsam bana da bu açıklamayı yapsa ben dönüp demez miyim karıma? Yemin ederim ben öyle bir şey yapmadım. Derhal açıklasın kimler ona yürüyor diye. Evet, bunu söylese. Şimdi olur mu? İlhan, Ahmet, Mehmet, Burak Özçivit hepsi ya da bilmem ne. Konu gitti. Evet. Konuk olarak gitti. Tamam, çok genel oldu. Tabii çok ki. Genelledik. Çok genel. Herkes saçmalamış. Herkes altında kaldı. Muhabbetindeyiz şu anda. Şimdi devamını söyleyecektim o arada sen celallendin. Muhabbeti şu. Bana programıma konuk gelenler, erkekler program bittikten sonra hadi buradan ne yapıyoruz diye soruyorlar. Ben de diyorum ki bu pakete dahil yani değil. Yani hepsi hadi için geldin. Diyor. Hani evet burada bir genelleme olmuş ama şöyle ben Melis'e konuk olacağım. Biz bir aydır konuşuyoruz Melis'le. Ha onun için iyi geçinemezsin yani. Hayır hiç tanımıyorum. Bir dakika ya. Anlatayım Arto'ya. Hayır ama bu doğru bir şey dediğimiz. Bakın hiç tanımıyorum. Bir aydır biz gün koymaya çalışıyoruz. Konuk olarak gideceğim. Demem o ki. Demeye getirmeye çalıştığım şey. Ben bu konuyu gideyim Melis'e sorayım. Melis biz bunu konuştuk. Bak ben de sana geldim. Hazır burada sen bana soruyorsun ama ben de sana soruyorum. Çok yanlış anlaşıldı bu konu. Tamam, bu şekilde evet, buraya gitti bu mevzu. Hani öyle bir genelleme yaptın ki şimdi senin YouTube programına gelen erkekleri şöyle İlhan bakalım. Be, kimler gitmiş bunun kimler? Programına var mı? İşte evli olanlar. Sorayım ben. Sorayım. Sevgilisi olanlar. Net diyelim. Bu bir cevabı. Şey olabilir mi ya? Tamam. Olamaz. Ben olsam evli veya sevgilim varsa asla bu kadının programına gitmeyin. Bence gitmeyin de. Abi. Yani veya yani, böyle dile geliyorsa bunlar. Böyle bir şey olur mu? Herkes bir şey ve herkes edebilir. İçin söylüyor. Evet. Ya oradaki söylediği şey herkes için söylüyor. Saçma sapan bir şey yani. Sadece bu pakete ben dahil diyelim. Aman da aman. Aa. Ya sen dahil olsan mı olur? Açıklama. Sen bir kere zaten hani feminen bir duruşun da yok zaten. Almışsın bacağını buraya. Çıkarmışsın şöyle. Karşı taraf rahat görüyordur onu. Ne? Bu tavrından, duruşundan. Mesela hayır adamın neden kaçtığı belli oldu Uras'ın. Neden kaçtığı belli. Evde de bu yoksa kadar erkeksi bir evet. Kadın da yani çok çekilecek bir dert değil yani. Ben hani evde bilmiyorum gerçekten erkeksi ama şu an gördüğümüz tavır evet daha, biraz önce anlattın daha maskülen duruyor. Doğru Uras'la söylüyorsun. Uras'la Melis çok uzun süre sevgililik yaptılar. Ondan sonra evlendiler. Yani Uras bir kilo verdi ya. Evet, şimdi evet. Uras kilo verdikten sonra Melis'le birlikte değildi. Uras kiloluyken de Uras adam daha... kendine gelmiş işte. Ama bir şey söyleyeceğim. Uras değilken de Melis vardı. Şimdi bu önemli. O yüzden senin söylediğin şey Melis hipotez hala olduğu burada yerde duruyor ama. Çürüyor. Hayır Melis de oldu. Olduğu yerde şimdi, duruyor. Melis de Uras'dan destek aldı. Melis'e konuk gelen kişiler Uras şu anda Türkiye'nin jönlerinden bir tanesi. Bir kadın ne yazmış biliyor musun? Erkek olsam Melis'e bakmam. Gözüme yazık dedi. Allah Allah. Ama şu şimdi anda. Bu da bir, şimdi kadın kadına yine hakaret etti yani. Hakaret değil ki bu ya. Şimdi Melis, baksana. Bir de Melis normal çok şimdi böyle. Şimdi sen aç kadını bana fotoğrafını göster bakayım. Eyvah. Onu yazan kadın bakalım kim kime bakıyormuş. Ama bu kendi sadece tavsiye olarak tamam söylüyor. Tavsiye değil ki bu kötü bir yani, şey yani. Ben erkek olsam. Birine bakmak için illa yakışıklı veya illa çok mu güzel olman gerekiyor? Gözüme yazık diyor yahu. Bu da kötü bir yorum bence.
Yani öyle değil tabii ki. Programa şöyle, ya ne alakası var Arto, diyorum ki ben tanımıyorum. Birebir de hiç tanışmadım kızla. Ona bakarsan bir sürü şey söylüyorsun. Sen de kadınlar için yeri geliyor. Tamamen bu da benim kendi bakış açım. Tamam. Diyorum ki burada sadece bir anlık bir açıklamasını aldık. Ben de diyorum ki merak ediyorum. Çünkü ben Uraz'la aralarındaki hem sevgililikten, evlendikten sonraya, sonra çocuk oldular, ana baba oldular. Aslında güzel bir örnekler. Diyorsun ki resmini ama oturuşu, sana. Tartışı, maşallah ne kadar güzelsiniz. Bu güzellikte de yorumlarınızı bekliyoruz efendim sizden. Arto'nun şu andaki yorumu. Görsün beni. Reklama gidiyoruz, durun Allah aşkına. Sana bir şey geldi. Şimdi Allah, daha dur, yeni başladık. Şimdi buna evet, daha yeni Rain başladık. Man, hemen gitmem Murat lazım. Boz. Dur yavrum, 2 dakika sen reklama git, çıkmam sen gerekiyor. Sen gidene kadar zaten. Hemen aslında gidiyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Hemen tazelenip geliyoruz. Söylemezsem olmaz, tüm hızıyla devam ediyor ekranlarını yeni açanlar için. Bir kez daha günaydınlar efendim. Şimdi hızlı bir Söylemezsem Olmaz farkıyla ünlüler nerede, ne yapıyorlar, en sıcak gelişmeler işte ekranlarda. Derya Ulu, son dönemin popüler isimlerinden, düzenlemesini müzisyen sevgilisi Asil Gök'ün yaptığı Yakıyorlar şarkısına klip çekti. Kırmızılar içinde şarkının hakkını veriyor. Sandık Kokusu'nun Karsus'u Özge Özpirinççi, dizi için imaj değişikliğine gitti hanımefendi. Saçlarını sarıya boyatan güzelimiz bu haline alışamadığını paylaşımında belirtti. Size göre yakışmış mı? Yazın Instagram'da Söylemezsem Olmaz'a. Adres Söylemezsem Olmaz Official. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizel. Neler söyleyeceksiniz yakın dostunuz? Teşekkür ediyorum kardeşim, sağ ol. Şöyle mutluluklar diliyorum. Tamam. Çift aile dizisi final yapınca soluğu Hong Kong'da almıştı. Sevimli oğulları Kurt Efe'nin pozları görenlerin içini ısıtmıştı. Yeni rotaları ise Dubai oldu. Başak Dizer'den tatlı oğlu Kurt Efe ile yeni kareler geldi. Oyuncu Melis Sezen son zamanlarda yaptığı danslarla gündemde. Bir markanın çekimleri için objektif karşısına geçti. Bu kez Madonna'nın Like a Prayer şarkısıyla coştu. Komedyen Eser Yenenler'le eşi Berfu Yenenler. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gündemdeler. Kuzey ve Mete adlarında sevimli mi sevimli iki çocukları var. Küçük oğulları Mete 3 yaşına girdi. Berfu düzenledikleri doğum günü partisinden kareleri takipçileriyle işte böyle paylaştı. Neslihan Atakül geçen hafta Milano'ya gitmişti. Bu kez tatil için gittiği Miami'de karşımıza çıkıyor hanımefendi. Eşi Kadir Doğulu da yanında. Verdikleri ayna pozunda görüyoruz onları. Eski mankenlerden Demet Şener. Eski eşi İbrahim Kutluay'dan Ömer adlı yakışıklı bir oğlu var. Ömer 15 yaşında ve boyunu geçti Şener'in. Annesi de oğlunun yeni yaşını sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımla kutladı. Ömer'im, iyi ki doğdun oğlum. Şu anda yanımda olduğun için o kadar mutluyum ki anlatamam sana. Seninle gurur duyuyorum. Şahane hayatımın Mesut'u Onur Tuna. Son paylaşımındaki tarzıyla sevenlerini şaşırtmıştı. Bu kez Sezen Aksu'dan Ah Kavaklar performansıyla karşımızda. Ah kavaklar, ah kavaklar, acı düştü peşime. Aslı Enver güzel havayı görünce kendini dışarı attı kızı Ela ile birlikte.
Çiçeği burnunda anne ve kızı güneşin tadını işte böyle çıkardılar. Galatasaraylılar ve futbol severler Icardi'yi çok sevdi. Icardi olan sevgilerinden yengelerini de benimsediler. Ama Wanda Money şarkısını etiketlediği selfiesini sosyal medya hesabından paylaşınca Türk takipçilerden tepkiler gecikmedi. Müzik ruhun gıdası derler. Şu an gıda zehirlenmesi yaşıyorum. Bu nasıl şarkı yenge? Yenge, senin sesinin iyi olduğuna kim ikna ettiyse düşman sana. Yenge, şarkı işini Simge sahne mı bıraksan? Gibi sert yorumlar geldi. Dedik ya, siz de yazın bize. Söylemezsem olmaz Instagram hesabından bekliyoruz yorumlarınızı. Adres söylemezsem olmaz official. Kadir İnanır, İnanır iyileşiyor. Beyninde pıhtı atan ve derhal ameliyata alınan Kadir İnanır nihayet uyandırıldı. İlerliyor, daha iyiye gidiyor her an. Sonunda bugün güzel bir şekilde ekstübe oldu. Erkan Petekkaya, Petekkaya çok sevdiği babasını kaybetti. Sosyal medya hesabından böyle duyurdu acı haberi. Güzel bir insan adam kaybetti. Önce ben, sonra dünya. Canım babam Akın Petekkaya'yı bu sabah kaybettik dedi. Aşkın Nur Yengi bu kez hüzünlendirdi. Tabii yani psikolojik olarak kolay değil. Ben annemi de 2 yıl oldu kaybedeli ama onu daha yeni atlatırken arkasından böyle bir şey oldu. 2 ay önce trafik kazası geçiren abisi Ahmet Yengi'nin ölüm haberini ilk kez duyurdu. Evet, vefat etti. Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Trafik kazası uzun, yani biliyorsunuz ben çok öyle şeylerde, ortalıklarda olmayı sevmediğim için ailesiyle beraber. Teşekkür ederim, sağ olun. Tabii yani psikolojik olarak kolay değil. Ben annemi de 2 yıl oldu kaybedeli ama onu daha yeni atlatırken arkasından böyle bir şey oldu ama bir şey diyemiyorsun ki, takdir ilahi oluyor bazı şeyler. Huzurla uyusun, ne diyeyim. Nejat İşler, ölümden bahsediyor önce. Öyle ne yapayım? Ne yapayım? Bitti yere kadar artık ya. Herkesin ömrü var işte. Sonunda hepimiz hep beraber gideceğiz bir şekilde. Sonra mutlu musunuz diye soruluyor. Değil, mutluluk uzak bir ülke. Kolay gelsin. Yıldız Tilbe, kimi zaman sesinin güzelliğiyle, kimi zaman da çılgın danslarıyla çok konuşuldu. Bu kez attığı bir tweetle gündeme geldi hanımefendi. Emekli olduğunu sitem dolu bir tweetle duyurdu Yıldız. Emekli oldum. Eskiden emekli olanlar bir ev, bir araba alırlardı ya da iş açarlardı toplu parayla. Şimdiki emeklilere Allah yardım etsin. Başka yardımcı yok gerçekten. Kimseye muhtaç olmamak için ömür boyu çalışmanın karşılığı bağlanan maaş bu mudur? Budur. Mübarek Ramazan. Allah razı. Oh be, magazin şurada, herkesten bir dem vurduk. Evet. Kim nerede ne söylüyor, ne yapıyor, neyi isyanını yapıyor? En çok en çok emekliliğe ihtiyacı olan Yıldız Tilbe isyan etmiş. Ama o isyan şimdi ben de yanlış yönlendirmeyeyim. Biz de paylaşıyoruz böyle şeyleri. Siz bizi hedef alıyorsunuz. Biz bizim için yapmıyoruz bunu. Biz sizin için yapıyoruz bu paylaşımları. Senin de paraya mı ihtiyacın var? Senin emekliliğe mi ihtiyacın var? Senin yok bilmem ne. Sen marketten istediğini. Ya zaten onu biz kendimiz için yapmıyoruz yani. Yapmıyoruz kendimiz için. Onu zaten dillendirelim. Mesaj olsun. İyi yerlere gitsin, belki önlem alınsın diye yapıyoruz. Evet. Ama bu kendimizle alakalı değil yani. Öyle anlaşılıyor. Yıldız Tilbe'de sizin için yapmış bunu. O yüzden ben de ona ters gireyim dedim şimdi olaya. Şimdi son haber, tabii birçok haber izledik. Birçok ünlümüzün haberini ekranlara taşıdık bu magazin turunda. Son yıldız kaldı son diye. Son yıldız kaldığı için hep öyle olur ya akılda. O yüzden oradan sen de başladım. Yıldızla ilgili bir şey söylemek istedin. Aynen. O zaman ben de hemen bir haberimize geçmeden önce tabii vefat eden ünlülerimizin de yakınları oldu. Onlara da buradan başsağlığı dileklerimizi de yine bildirelim, iletelim. Aynen. Hayat devam ediyor ama Necat İşler'in de dediği gibi
ölüm de var. Hepimiz zamanı geldiğinde gideceğiz. Allah sıralı ölümler nasip etsin aynen. diyelim. Peki şimdi sıradaki haberimiz arkadaşlar. İzleyenlerimiz söylemezsem olmaz official bizim Instagram adresimiz. Bekliyoruz oraya yorumlarınızı. Birce Akalay diyeceğiz. Birce Akalay'ın şu anda biliyorsunuz ki bir aşkı var. Güzel bir aşkı Çok var. Çok güzel bir aşkı var. Çok Allah tamamını erdirsin diyelim. Bu aşkıyla alakalı bir kıskançlık açıklamasında bulunmuş. Bakalım kıskanç mıymış değil miymiş? Yani küfür mü ederim ne demek istiyor ortalığı diyor ki kıskanırsam eğer gemiyi değil limanı yakarım diyor. Tamam yani feci yaparım diyor. Yani. Aynen. Bir de sebellah gibi biliyorsun boylu posludur Birce. Aynı Vallahi ben. Kodumu oturtur. Aynı ben. Bu da mı alttan kendi sevgilisine mesaj veriyor yani. Bak ben sevgilisine gerçekten bunun da sevgilisine uyarayım. Bak böyle bir hani mecazi söyleyeceğim pislik göremezsin. Pislik değil bak, ya. Bak mecazi söylüyorum. Pislik şeye, değil ama doğru kelime seçmen lazım. Bir şey ama bak, çok direkt söylemem lazım. Ama o değil. Bak, yanlış kelime. Başım belaya girer yani. Bak belaya girer. Bak öyle böyle değil. Sakın sana salça olmasın. Allah korusun yani. Yani. Gemi değil limanı katılıyorum Birce Akalay'a buradan. Yakarım. Bir tane tuşum var. Bak çok doğru ve dürüst bir insanım. Tamam mı? Şimdi sürekli kendini anlatıyorsun değil de Birce Akalay'ın sözünden topu kendime aldım. Burada da artık benimle ilgili Eren'e bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Eren o kadar iyi biliyor ki benim öyle gemiyi değil limanı yakmışlığım öyle anlar var ki bazı anlar yaşandı yani. Biz Allah'tan o yakılmış şehirlerden çok iyi kalktık. Çünkü 5 aylık bir ilişki, birbirimizi daha yeni yeni tanıyoruz. Ama hayatım sen de böyle bu kafa borderline gibi. Yani bir saniyede her şey yakılmaz. Biraz bir muhakeme olması lazım. Bütün kadınlara söylüyorum. Evet doğru. Siz çok fazla duygunuzla önde olduğunuz hareket için hareket ediyoruz. Evet. Birden hani bu kadar beyaz şeffafken birden simsiyah Yok, olamaz. Beyaz ve bir dinlemek. Beyaza bir biraz, beyaz derim, siyah siyah ama derim. Bir ortası yoktur. Hazmetmek grilik, o gri lazım. Bende yok. O grilik bende yok. Eğer verilmesi gereken bir tepki varsa hatta bazı durumlarda vermediğimi, gerekli tepkiyi vermediğimi dahi düşünüyorum. Daha sakin kaldığımı da düşünüyorum. O şimdi bizden çıkalım, Hayır, Birce Akalay'dan devam edelim. Alakalı söylemiyorum. Ama mevzu, kadın olarak. Tamam, kadın olarak da öyle. Evet, çok duygularla hareket ediyor olabiliriz. Ama şunu da savunurum bak. Bir şey yaşandığı zaman, burada herhangi bir şey, sizler de hayatlarınızda tartışma yaşadığınız zaman ya yazsınlar bir nefes. Söylemezsem tamam, olmaz. Tamam, anlık tepki yok. Anlık yazın tepki yani. Vermek her zaman bir şeyleri baltalar. Aslında doğru düzgün gidilmesi gereken durumlarda bile geri dönülemez yollara sizi sokabilir. Evet. Bir sakin, üzerine bir düşünün. O anlık refleksle tepkinizi vermeyin. Sakinleşin. Ne yaşandı şimdi burada? Sakinleştikten sonra vereceğiniz tepkiler çok farklı olabilir. Yani bu da bir kamu spotu olarak ama burada doğru yani. Bunu konuşalım. Çünkü hepimiz o yanlışı yaptığımız Söylemezsem için söylüyorum. Empati olmaz official'a bize yazsınlar. Siz de hayatlarınızda eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla, iş arkadaşınızla, karınızla, kocanızla hepimiz tartışıyoruz. Hepimizin farklı düşünceleri var. Ama hani o gemi limanı yakma mevzusunda o yakmalara gelmeden kurtarılabilir mi? İşte ya da yaktığınız şeyin bir saat sonrasında aslında bu yakılan limanın boşa yakıldığını hiç görmediniz mi? Aslında yanlış anladığınızı, aslında yanlış yapıldığını da biz görmedik mi? Gördük, konuşup, öyle de yaptık. Konuşup anlaşmak çok önemli. Biz de burada defalarca kere bu Tabii masada canım. Buraya gelene kadar ne tartışmalar yaşadık. Tabii Daha ki. Birbirimizi yeni tanıyorken. Aynen. Mevzu şu, önemli olan çözüm odaklı olmak. Bakıyorsunuz karşınızdakine. Çözmek istiyor mu? Bir şeyi halletmek mi istiyor? Yokuşa mı sürmek Aynen. istiyor? Ben bu masada sabahtan akşama kadar Birce Akalay mı konuşuyoruz? Afer Saraçoğlu mu konuşuyoruz? Tangeli mi konuşuyoruz? Sabaha kadar tartışalım. Çünkü zaten başkalarının hayatlarını konuşarak burada fikir yürütüyoruz. Hı-hı. Kendi deneyimlerimizi burada aktarmaya çalışıyoruz. Ama bu masadan kalktığımız zaman bunu dışarıya taşımak yok. Siz de evinizde öyle. Birileriyle bir yerlerde tartıştıktan sonra bunu orada bırakmak gerekir. Tabii. Bir sonraki tartışmaya, bir önceki tartışmayı taşıdığınız zaman daha büyük kavgalar yaşıyoruz. Öyle Peki, değil mi? Peki Birce için aşkını güzel yaşıyor diyebiliriz değil mi? Çok, aşkını hiç gizlemedi. Her şeyi çok düzgün evet. yaşıyor. Evet, aynı tamam. Ben bu konuda aynı fikirdeyim. Bayılıyorum bu kadına. Çok bana düzgün gelen, çok doğru gelen bir kadın. Çok hiçbir şeyde oynamıyor. Sevgilim evet var, aşığım.
Yani çok güzel doğru bir kadın. Tasvir ediyor kendini. Evet. Şimdi Bürce Akalay'ın gemilerini, limanlarını, yakışlarını konuşurken biz de tabii ki ne yaptık? Kendi deneyimlerimizi aktarmaya çalıştık. Evet. Şimdi, ama haklı değil mi haklı. Gemileri yakmakta veya limanı yakmakta? Ben bu kadar sahipleniyorsam, ben bu kadar ünlüyken sahipleniyorsam adamımı yakarım gemileri ya da kadınımı. Değil mi? Yani o zaman yakmakta haklı. Ben de yakarım. Ama şu bak bir şey daha söyleyeceğim konuyla ilgili olarak ondan sonra yeni haberimizle devam edelim. Şimdi mesela en çok yakılmalar gemiler nerede yakılıyor? Aldatma mevzularında. Tamam mı? Şimdi hanımlar eğer kocanızın sizi aldattığınızı geldi size duydunuz ve biliyorsunuz. Eğer bu mevzuyu kocanızla tartışacaksanız boşanmayı göze alacaksınız bu konuyu kocanıza açmalısınız bence. Neden? Eğer o evden gidemeyecekseniz... Ama bu da ikiyüzlülük değil mi ya? Ama ne biliyor musun? Yani... Olay ne? Eğer kalacaksan o evde, gidemeyeceksen... Hiç açma tamam değil mı? Hiç açmayacağım. Niye? Çünkü kocaya bunu bildiriyorsun. Konuşuyorsun, gemileri yakıyorsun. Öyle yakarım, böyle yaparım. Allah senin belanı versin. Beni nasıl aldatırsın? Sonra affettin. Aynı evin içerisinde yaşamaya devam ediyorsun. E o erkek ne yapacak? E bu beni zaten affediyor. Aynen öyle ve devam ben edecek. Ben bunu aldatmaya devam ederim. Ben bunu duyurmamaya çalışırım. Şimdi bir kere bir duydu. Tamam bundan sonra da aldatayım. Ya da olsa beni affedecek. Gidemiyor bu. Bana bağımlı. Abi, beni bırakamıyor. Comfort zone'undan çıkmıyor. Çıkmıyor. Rahat alanından. Konfor mis gibi. Aynen. Çanta, araba, ev, bilmem ne, köpekler, her şeyim var. Villada oturuyorum. Niye ayrılayım ve adamdan? Ve izlediğiniz, örnek aldığınız ünlülerin o çok mutlu evliliklerinin ardında aslında bu kadınların bu evlilikleri, bu kritikleri çok iyi yönetmeleri yatıyor. Yani çok bazı ünlülerin, şeyleri biliyorlar. Çok ünlülerin öyle ama kırsal alanda dediklerimizin de çaresizlikten, kendilerine göre çaresizlik. Bir tek bu ünlüler arasında değil. Seyrediyorsunuz işte öğlen programlarını, görüyorsunuz. Hiçbirisi ne ünlü ne beş kuruş paraları var. Ama ne oluyor? Bir şey fark ediyor mu? Fark etmiyor. Sadece yapılış, yürüyüş şekli değişik. Tabii ya şimdi kaç kadın ana evine dönebilir? Ana işte, evin durumu iyiyse ana evine dönebilir. Taşralıysan daha da zor. Eve döndürtmüyor baba seni. Tabii orada kaldı. Namus. Namus gitti diyor. Sen orada kalacaksın diyor. Bu sefer de o kadın da tabii okumadığı için ya da işte kendine yeterli olmadığı için mecburen o işkenceyi çekiyor. Buradaki de kentli de ya da zengin olan da para için. Çantası için, evet. Arabası için, parası için. Bu insanlara işte, çok ütopik geliyor ama böyle yaşamlar var. Var. Gerçek bunlar. Var. Bütün öğlen programlarında var ya. Bu bütün bizim kanayan yaramız. Aynen. Bu herkesin evinde, ocağında, sağında, solunda her tarafımızda var. Ya arkadaşımızdan, ya kendi evimizden, tabii, ya kendi deneyimlerimizden. Ya da bir seyrettiklerimizden. Şekilde, evet, hep bunu zaten konu alıyoruz. Burada bize söylemezsem olmaz official'da siz de illaki ya yaşamışsınızdır ya da yanınızda komşunuzda arkadaşınızda bu konular yaşamıştır. Bize yazarsanız siz de tepkilerinizi bize eşlik ederseniz seviniriz diyelim. Eli ekmek tutan gidiyor. Eli ekmek tutuyorsa i̇şte, kadının evet, tabii önemli. Aşk konusunda hani çok salak durumda değilse eli ekmek tutan gidiyor. E tabii canım. Kapıyı görmüyor musunuz ayrılıkları? Ya niye katlanayım ben? Bire yüz artmış yanımda durumda. Yanımda adam istedikten sonra aynen, bir sürü sokakta adam var. Aynen bravo. Doğru o kadar. Ne bu arada o adamı bulunca da birden sen değerli olmaya başlıyorsun. Tabii. Bu sefer o senin peşinden koşuyor bu sefer. Ayrılma bir sürü dizilerde evet, de görüyoruz. Gitti ki neden bitti evlilik boşadım de. Bak adam nasıl oluyor biliyor musun? Tabii tabii mum. Mum. Gururdur, duruştur. İşte. Kendi tabii, ayakları üstünüzde eğer duruyorsanız ve bir adama bağımlı değilseniz gidersiniz, gidebilirsiniz. Bir insanın sana saygı duymasını istiyorsan önce kendini seveceksin. O kadar. Kendine saygı duyacaksın. Saygı evet. Ondan sonra saygı duyacaksın. Aynen. Aynen. Peki efendim, şimdi sıradaki haberimiz sevgili Tanyeli biliyorsunuz ki kanser evet, tedavisi görüyor. Kendisi bir iftar yemeği vermiş İnşallah ve ünlülerde akın etmiş. Bir Tanyeli'nin iftara yemeğine gidelim mi? Uzunca zamandır kanserle mücadele eden Tanyeli dostlarına iftar yemeği verdi. Dünya bir fani dünya. Hepimiz yolcuyuz iki kapılı hamda. Allah'ın izniyle inşallah o iki kapının son kapısına gidene kadar Rabbim inşallah benim ve bütün dostlarımın duasını kabul eder. Hepimizin gideceği yer orası ama
Ben daha biraz daha dostlarla zaman geçirmek istiyorum. Kalbimde o var. Bu iftar aynı zamanda tedavi süresince kendisine destek olanlara teşekkür yemeğiydi. Safiye Soyman. Fanyeli çevir çevir oku. Anlatmak mümkün değil. Kifayetsizdir onu gerçekten. Başka bir şey. Onun için bu akşam toplandık. Şifa olsun ona. Mübarek günü. Bütün dualarımız onun için. Zara. Biz Tanyeli'ye teşekkür ediyoruz aslında bu yemekle. Çünkü bu kadar dirayetli durduğu için bizi en iyi şekilde, yani onsuz bırakmadığı ve ne gerekiyorsa onu yaptığı için, doktorların sözünden çıkmadığı için, bütün tedavilerinin hakkından geldiği için, bu kadar sevgi dolu olduğu için, bu kadar hayata tutunduğu için biz ona teşekkür ediyoruz. Yonca Evcimik. Biz hepimize, tüm insanlara örnek olduğu için, bir kere her şeyden önce hayata gerçekten tutunduğu, hiç vazgeçmediği için, inancı için ve bugün için çok teşekkür ediyorum ama bu beni kesmedi. Dönsün gelsin, Tanyeli bizi diskoya götürsün. Ferman Toprak. Sevgi Tanyeli'miz bizim canımız gerçekten. Biz ona özel bir gece yapıldığında bir tesbih hediye etmiştim. Ben ona demiştim ki dertten çekme mutluluktan salla diye. İnşallah mutluluktan salla diye vermişim. İnşallah tez vakitte sağlığına kavuşur diyoruz. Doğuş ve çok sayıda ünlü isim bir aradaydı. Tanyeli benim için çok kıymetli, çok eski arkadaşım. Yani istiyorum onu tekrar sahnelerde görmek. Lütfen sağlığına çabuk gel. Semazen gösterisiyle başladı iftar organizasyonu. İftar sofrasına geçildi, oruçlar açıldı, sohbet edildi. Tedavi süreci devam eden Tanyeli, doktorunu da tanıştırdı muhabirlerle. Beni hayatta tutan, beni motive eden daha ilk gün tanı konulduğunda andan itibaren tabii ki yani tıbbi durumu, profesörlüğü tartışılmaz. Doktorunu kendisiyle tanıştıransa estetisyen Ayşe Yıldız'dı. Ayşem zaten olmasa nereden tanıyacağım ben Profesör Bilgi Bacayı mesela. Aynen değil mi? İnşallah iyileş de estetik yapalım. Aa yok Allah korusun da yok dur estetik değil. İyileşeyim niye? Çirkin miyim kız? Yok canım güzelsin de iyileştikten sonra hani böyle zayıfladı ya böyle bir yüz germe falan evet. Biliyor. Yonca'nınki gibi şöyle güzel ufak tefek. Bundan sonra tedavisi devam ediyor. Yani çok ayrıntı falan bunlara gerek yok. O da zaten bilgi veriyordur ara ara size. Ama yani ya, iyi olacak. İyi olacak. Yani şu anda damarlardan dolayı biz ameliyat olamıyoruz. Hocam da gerçekten sonuna kadar her konuda bana destek veriyor, yol gösteriyor. Ameliyat olamadığımız için başka şeylere bakıyoruz. Tanyeli'nin iftar ve teşekkür yemeği ilerleyen dakikalarda yerini dostlarla sohbete bıraktı. Takıldım. Ayşe diyor ya orada estetik yapalım sana. Evet. Kadın diyor ki niye kız çirkin miyim? Zayıfladın ya diyor ya şeyden. Ama moral versin ya, diye Ayşe ama orada. Ama Ayşe ile Tanyeli'nin arkadaşlığı öyle mi, inanılmaz diyorsun. Destek verir. Tabii ki aynen. Yani ona aslında moral vermek için. Hani bir an önce sağlığına kavuş ki hadi kız bunlarla uğraşmayalım. Hani estetik yapalım sana ya birazcık anlamında söylüyor. Sen de çok yakın arkadaşlar. Çok çöktüğü hastalıktan dolayı doldurumu anladı. Her yerde Ayşe Tanyeli ile alakalı tüm desteklerini yapmıştır. Çok yakın arkadaşlar tamam, yani orada, o konuda. Onu da hani düzeltmiş olalım. Tamam, bildiğim okay, için tabii. Konuşuyorum. Güzel bir tabii iftar. Canım. Orada zaten hanım ağa da var Türkan aha Şerbetçi. Oğluyla Şeymuz Şerbetçi ile biliyorsunuz büyük yerler işletiyorlar. Ve çok eski bir aile ve hep eğlence hayatından ve insanlara çok yardımlarıyla bilinirler. Türkan Şerbetçi de Tanyeli'nin üstünden elini hiç çekmedi. Ne mutlu öyle bir dostu olduğu için, bunu bildiğim için söylüyorum. Türkan Hanım orada, hanım ağa derler ona. Hepimizin üstünde böyle bir el olsun. Evet evet. Çok 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 önemli. Sanat öyle yani böyle aslında değil diyorum. Hani diyorsam öyle böyle değil. Bunlar. Kanserli hastalarımıza buradan acil şifalar dileyelim. Bütün hastalarımıza. Şunu görsünler, moral çok önemli böyle hastalıklarda. Evet çok zor süreçten geçiyorsunuz biliyoruz. Görüyoruz çevremizi. Benim iki eniştem de kanserden vefat etti. Ama şunu söylemek istiyorum. Enerji Allah razı olsun. Pozitif. Ama şey... Moral. Evet. Moral çok önemli. Moral işte bu da gerçekten sanat camiası. Tanyeli'nin yanında olmuş, destek olmuşlar. İftar yemeğinde bir araya gelmişler. Biz de buradan söylemezsem olmaz masası ailesi olarak Tanyeli'ne yine
acil şifalar diyelim. Televizyona benzettim uzaktan evet, birazcık. Bir şey değil mi? Çok güzel şey. Gözükmüyor mu? Tanyeli eskiden daha kötü gözüküyordu. Vallahi çok. Şu anda maşallah çok güzel. Çok güzel gözüküyor arkadaşım çok. Ya. Bir gün ağırlayalım çok isterim. Çok isterim. Kendimde morali hatta iyi bulduğumda. Hatta Ayşe de gelsin. Hiç fark etmez. Birebir de aynen. Zaten Tangeli gelirse buraya Ayşe kesin gelir yani. Aynen gidiyor. Buradan da sevgilerimizi gönderelim Ayşe. Siz de estetiklerinizi yaparsınız artık. Abi doktorlarım çok iyi. Selam olsun doktorlarım da buradan. Selamun aleyküm Feyza. Devamlı bunlar kendilerini toplattıkları için onlarca doktorlar var. Devamlı biri ben... o estetikçi de biri o botoksçu da. Bunlar böyle, bunlar gerçekte göründüğü gibi değiller. Ama ben gerçekte göründüğüm gibi. Aşkım sen çok güzelsin. Hayır, bak. Yani Benjamin Button'ın hikayesi. Adam 82 yaşında şu hale var. Maşallah. Maşallah. Ay canım benim bak ne kalbi güzel ya. Kalbi ben 2C'den Hande biliyorsunuz 12 yaşında. Bugün programa katılıyorum. Sus. Şimdi en sevdiğin şarkıcıyla devam edeceğiz. Lan Merve mı geldi yine? Lan. Ama Merve yani. Bastık. Merve Bastık. Süst etti yani Zeynep Bastık. Kim sayesinde? Mabel Matiz sayesinde. Şimdi biz bu ekranlara neyi taşımıştık? Mabel Matiz oldu. Yapay zekaları taşımıştık. Evet. Yapay zeka hayatımızın artık her yerinde. Bu Zeynep Bastık'ın Lan şarkısını önce yapay zekayla Sıla'ya söylettiler. Şimdi kime söylettiler? Pınar Deniz. Aa. Bir izleyelim mi? Sıla'ya söylettiklerinde çok Sıla'ya benzetememiştik ama ben Pınar Deniz sesini, o tonunu aldım Lan'da. Evet, hemen bir banda daha gideceğim sonra sana pası atacağım. Aynen öyle. Çünkü Pınar Deniz Yargı dizisinin başrol oyuncusu ve Yargı dizisinde de şarkı söylüyor aslında. Aynı Serenay Sarıkaya gibi. Hani evet. Şarkı söyleyen oyuncularımızdan bir tanesi. Hani oradan da o sesini ya da şarkı söyleme halini görüp Pınar Deniz'e de çok selebriti bir isim, çok ünlü bir isim olduğu peki için Lan şarkısı söyletilmiş olabilir. Sen bir kendi söylediği bir şarkıyı da arabada söylediği bir şarkı var. Hemen vereceksin. Tamam. Onu da dinleyelim. Bir konuşursa söyleyeceksin dur. Diyorsun, buradan almış olabilirler şimdi mi? Şimdi buradan alıp muhtemelen zaten yapay zekaya aktarıyorlar. Hı hı. Ya da normal konuşma tonundan da alıp aktarıyor olabilirler ama muhtemelen buradan burada mı? Şarkı söylediği için bu yani kötü şarkı da söylese bunu alıyor yapay tabii. Zeka. Oraya aktarıyorsun ve muhteşem bir şekilde dümdüz bir tane doğru düzgün detonesi olmayan muhteşem bir şarkı. İskeleti çıkıyor yani. İskeleti çıkıyor ve harika bir şekilde şarkıcı oluyorsun. Siz ev hanımları istediğiniz zaman star olabilirsiniz artık. Ya Kate Middleton yapay zeka ile sarayın bahçesinden bir konuşma toplantı gerçekleştirdiler yaptı. Yani. Ki kadın hala ortada yok. Neyse sen Serenay dedin ya değil mi? Pınar Deniz'in bir bakışı çıktı Serenay hatırlıyor musunuz ödül gecesinde? Aa. Hangi ödül gecesiydi hatırlamıyorum şu an. O bakış başka iki kişi arasında var. Kimi? Gülben Ergen'le bir bakışı var. Ha. O bakış çok söylüyor meşhur. Muyuz? Pınar Deniz'le... Pınar Deniz'le Serenay'ı... Yani Serenay sahneye çıkarken... Yok şarkı söyler. Bir şey vardı ya. Bir şey... Bakış tamam. 19 ne? Ödül gecesinde hepsi beraber bir şey söylüyorlardı. Pınar Deniz'in şöyle bir Serenay'a bakışı vardı. O çok ikonik bir bakış oldu. Ha. Onu konuştuk. Serenay'a da bakarsın. Sonra ben ne öğrendim? Pınar Deniz'le Serenay birbirini sevmezmiş. Aa niye? Bu bir kulis dedikodusu. Normal. İkisi de çünkü çok iyi oyun. İkisi de güzel kadın. Hiç azalmazlarmış. İkisi de başarılı. Hiç duymadım iki oyuncu arasında böyle bir şey. Yani hatırladığım kadarıyla ama Pınar Deniz'i de... Bunu sana kim söyledi? İşte yakınlarından. Kulis dedikodusu diyelim bunu. Şimdi yağmura akıyor ya kulis dedikodusu. Evet. O bakış... Ha bak geldi ekranlara. Geldi farkısınız. Evet. Bir de şey kadraj olarak da... Ödülü gecesini takip ederken arka arkaya düşmüşler. Ay burada ne kötü bir durum ya. Ama belki hayır belki böyle. Orada daha da keyifli bakıyordur ama. Tabii tabii. Kötü olan bölümü. Aslında kötü yoktu. Güzel bakıyordu. Aynen. Hayran hayran bakıyordu evet. Ama. Bence ama, güzel bakıyor aslında. Kötü aslında de bakmıyor bakıyor. Biliyor musun? Sonra bu duyum gelince bana dedim ki tamam bir belki Serenay bir şey söyledi Pınar Deniz'le ilgili. Pınar bunu duydu. Kusura bakmayın da Pınar Deniz çok güzel bir kadın. Ay ben yakından gördüm. Kedi gibi. He değil mi? Öf. Çok güzel bir kadın. Şöyle ben Fahriye Evcen'i de gördüm. O da çok güzel bir kadın çocuklar. Ne zaman yeni gördün? Güzel, güzel. Sıfır. Yeni mi gördün? Yok. Güzel güzel. Dolgularla iki değişti. Sene, 2,5 sene önce falan benim alışveriş merkezinin orada bir sıfır makyajlı. Hmm. Aynen bunlar şu anda makyajlı ama bunların hepsi. Bak mesela Serenay bunların arasında en çirkini makyajsız. Hayır evet, makyajsız evet. Gördüğünde. Şey
diyorsun. Ama Duru. Serena'nın bütün aura. O kadar güzel aurası, ki aura, aurası kimse elektriği. Yok. Çirkin derken mecazi anlamda. Hani bunların arasında. Yok, şunu söylemeye çalıştım. Yanlış hani anlamayın. Şimdi kimi aldık? Pınar Deniz'i aldık. Serenay Sarıkaya'yı aldık. Yanına da Fahri Evcen koyduk. Şimdi hepsi zaten kendi alanında, oyunculuklarında en güzel oyuncular. Hem de güzel izliyoruz. İyi oyuncular. Ve hani bu biraz estetik tabii dokunuşlar oluyor ama küçük küçük minimal dokunuşlar yaptıkları tabii için de kendi simalarından şaşmıyorlar. Bravo, ve aynen oyunculuk öyle yaparken de bize batmıyorlar. Yani o yüzden mesela eğer örnek alınacaksa estetik yapılırken gidip bu ünlülerimizin yaptığı dokunuşlar kadar bir şeyler yaparsak biz acayip bir şeylere dönmeyiz. Kendimizden şaşmayız yani. Evet, bak Pınar Deniz'in bir şeyi var ama. Neyi bir var? Güzel, bir şey değil mi? Güzel. Yapay zekaya falan ihtiyacı yokmuş. Yapay zekadan çok daha güzel okumuş ve çok daha her şeyi geçiyor, bütün duygusu. Aslında yapay zekayla daha elektronik şarkısını kim söyletmiş? Orada şöyle bir PR da var. Hani Pınar Deniz gibi bir isme bunu söylettiğin zaman bak bu biz burada şimdi aldık masaya konuşuyoruz. Ay en sevmediğimiz kızı 30. kere. Şey olmaz hani bir haber değeri yok. Sen zorla kaşınıyorsun. Vallahi ben sen kaşıyorum ya. Aşkım tatlı tatlı kaşıyorum. Aşkım düne kadar senin hiçbir değerin yok. Ay, yani. 2010'dan beri. Yani. 2010'dan beri yapmadığım yani iş kalmadı. Senle beni yani aynı kulvarlarda bile değiliz. Biz değiliz asık, aşkım. Adı geçenlerle değiliz. Rakip bile değiliz. Değilsiniz. Şimdi efendim Pelin Akil'le devam etmek istiyorum. Pelin Akil. Bu ayrılıyor mu kız? Abi, onu da konuşalım. Ama ya, kendisi ben çok tatilde Finlandiya'da. Buz gibi bir suya dalmış bir izleyelim mi? Oyuncu Pelin Akil ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan, sevilen çift kızlarını da yanlarına alarak Finlandiya'ya doğru keyifli bir yolculuğa çıktılar. Finlandiya'ya vardıklarında ünlü çiftten eğlenceli paylaşımlar geldi. Pelin Akil buz göle girmeyi kafasına koymuştu. Buz göle girmeme dakikalar kala. Göle bakınca bile insan üşüyordu. Pelin de öyle düşünüyor olacak ki kendisini teselli ediyordu. Yapamam için kendimden başka bir engelim yok. Yapabilirim. Şimdi gidip hazırlanacağım. Hazır mıyız? Ben hazır değilim ama yapacağım. Buz göle girmek için hazırlıklarını tamamladı. It's the first time? No. Ve buz gibi soğuk sulara bıraktı kendisini. Finlandiya'da buz gibi suya atlamış oldu ama Pelin deyince de burada biz ne buzu konuşacağız ne suyu konuşacağız. Değiliz şu an. Yağmur konuş kız. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu haber nasıl gündeme geldi boşanıyorlar haberi? Fitili veren benim. Onu söyleyeyim. Ondan sonra bu sosyal medyada bayağı konuşuldu. Sen niye böyle kötülükler yapıyorsun? Kötülük yapmadım. Şöyle bana bir duyum geldi. Dediler ki Pelin Akil çocuğunu pedagoga götürüyor ve orada bir sohbet gerçekleşiyor. Şöyle bir sohbet gerçekleşiyor. Ben boşanacağım. Ve bunu çocuklara nasıl aktaracağım? Bu nasıl sızıyor pedagogtan çok affedersin? İşte dışarılarda konuşuyorlar ya bunlar takside makside falan bir şekilde anlatıyorlar bilmem ne. Ama bir şekilde oradan oraya dönüyor dolaşıyor. Taksici arkadaşın söyledi. Sirayet ediyor bize geliyor. Tamam mı? Yani tabii ki olabilir. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Kaç yıl oldu bunların birlikteliği? 10 yıl falan oldu mu? Biz bu ne zaman gidip 6-7 ay olsun fazlası olmasın. Ben bunu kendi kanalım yani magazin içinde magazin diye bir kanalım var benim Instagram'da. Oraya attım. Paylaşmadım da. Arkadaşlar böyle bir duyum geldi araştırıyorum dedim. Diğer magazinler, sosyal medya magazincileri bunu alıp dışarı yaydılar. Yani çünkü benim güzel bir ilişkileri var diye. Evet. İlginç gelmiştir. İlginç geldi bana çünkü. Tabii. Dedim ki arkadaşlar hakim olan varsa önce küçük kendi kanalımızda konuşalım. Sonra dışarı sızdırırız bu haberi doğruysa. Bu bir iddia çünkü bu bir duyum. Sonra bütün magazin paylaşınca Pelin bana yazdı. Yağmurcuğum dedi böyle böyle bir iddiam var. Ne dedi? Bu doğru bir şey.
Doğru mu dedi? Yani şöyle bir şey doğru. Aslında boşanmak değil de arada tartışıyoruz. Sesler tabii yükseliyor. Çocuklar bundan etkiliyor. Bu süreci nasıl yönetebiliriz diye bana döndü, anlattı. Ben tamam Pelin'ciğim, sen böyle söylüyorsan böyledir. Tamam, ne güzel, bravo, çok güzel. Çok güzel, bu konu orada kapandı. Ben bunu YouTube kanalından da söyledim, sosyal medya hesaplarımdan da paylaştım. Bu konu 6 aydır hala Pelin'le şimdi eşi Anıl boşanacak bak, diye. Sen çok güzel bir şey söyledin ama bu 6 ay önce çıktı ama şimdi çıkması yeni. Acaba aşamıyorlar diye bir problem olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Belki o sorunları aşamıyorlar da olabilir. Kurtarmaya çalışıyorlar. Çok evet, da güzel ikiz çocukları var, iki kızları evet var. Ve birbirlerini takip ediyorlar, birbirlerinin resimleri var. Gerçekten, şu an. Gerçekten de çok örnekler. İkisi de çok beğendiğim iki sanatçı, influencer neyse ne neyseler. Çok güzel bir çift. Tabii ki kimse istemez. Baba da anne de çocuklara o kadar güzel bakıyorlar ki, o kadar güzel ayırmışlar ki iki taraf da çok iyi ilgileniyor. Evet. Hayırlısı neyse olsun. Kimse kimseyi zorlamasın. İki taraf da birbirine bakabilecek, kendilerine bakabilecek güçteler. Evet. Çok üzülürüm. Ama dayanamayacak durumdalarsa, hı-hı, yani artık kavgalar ya da küfürler ya da neyse ne. O çocuklara gerek yok. Evet, çocuklara etki etmeye başlamışsa ayrılmak ve güzel daha sonra arkadaş olmak daha önemli. Şimdi bak, ben mesela benim öyle iki tane çocuğum olsa, ben sosyal medyaların çok iyi influencer, ikisi de bu arada iyi içerik üreticiler. Evet, evet. Ve sosyal medyada sürekli çocuklarını paylaşıyorlar. Ben şu sahneleri görüyorum. Baba, beni görmeden mi gidiyorsun? Baba, bizi öpmeden mi, üst katta çocuklar, bizi görmeden mi, öpmeden mi gidiyorsun çünkü diye. Çünkü o kadar güzel alıştırmış ve bakmış ki, evet, baba olarak da. Şimdi nasıl boşanabilirsin? Bu adamı işte, nasıl bu evden gönderebilirsin? İşte, bana söyleyin. Bu böyle olunca da eski Türk aile yapısı geliyor, evet, işte. O zaman da işte bağrına taş basıp tabii, devam ediyorsun belli bir yere kadar. Sindiriyorsun, yutuyorsun, devam ediyorsun. Sen çok sessiz kaldın Ayrı. Dinledim, nasıl? Güzel bir konu. Yoktur. Ben de ikisini çok beğeniyorum açıkçası. Evet. Üzülürüm hani böyle güzel evliliklerin tabii içeride ne yaşadığını, evet işte, hiçbirimiz bilemeyiz. Şu ama hani tatiller herhalde mesela. İşte hani belki işte kurtarmadır ama, evet, ama işte alıp veremedikleri ya da halledemeyecekleri bir konu değildir diye düşünüyoruz. Bir de bazı şeyler bitebiliyor. Bitiyor. Tabii ki bitebiliyor yani, illaki ama şey, ne biliyor musunuz yani bu kadar uzun emek verdiğiniz bir ilişki, bir evlilik, iki tane çok güzel kızınız var. Ayrı hayatlara doğru gidiyorsunuz. Bunca zaman getirdiğiniz güzelliklerle evlendiğinizde, dışarı gittiğinizde başka birinde ne umuyorsunuz, ne bulmayı düşünüyorsunuz? Heyecan. Gideceksiniz, sonra pişman olacaksınız. Aynen, o kadar yani, kötü bir hayal kırıklığıyla dönüyorsun ki. Bu kadar işte mahvetmenizin ya da bu kadar güzel bir yuvayı dağıtmanızın sebebi ne olabilir? Hani hem erkekler açısından hem kadınlar açısından bir şeyleri mahvederken bir elinizdeki güzelliklerin bir farkına varın. Gidiyorsunuz da nereye gidiyorsunuz? Ha, kötüyse, hayal kırıklığıyla geriye geliyorlar eğer biliyorsun. Eğer evdeki yaşantınız tamam. Kimse kimseyi çekmek zorunda değil. Orası ayrı. Tabii. Şiddet, küfür, işte manevi, psikolojik şiddet, her şey. Bunlar varsa tabii ki başka. Ama Pelin'in söylemine göre 6 ay olmuşum biz konuşalı. Hiçbir şey yok Yağmurcuğum, gayet iyi izledi. Ama o kendini bazen savunmak da isteyebilir. Bazen hiçbir şey diyemiyorum. Bazen hiçbir şey de olmayabilir. Hiçbir şey de olmayabilir. Bazen hiçbir şey de olmayabilir. Dedikodular dönüyor yani. 6 aydır dönüyor bir şekilde. Peki şimdi arkadaşlar, nereye gidiyoruz biliyor musun? Söyle. Banu Parlan köpeğinin bir köpeği katlettiği ve ölümüne sebep olduğu. Burada bir gün babayı aldık. Burada kardeşleri aldık. Aynen. Konuşuyor. İki gündür mahvolduk. Ağlamaktan vallahi helak olduk. Banu Parlak cephesinde gelişmeler var. Öyle ki bu gelişme komşuları imza toplamaya başlamış, hı-hı, biliyor musunuz? Bir çok izleyelim normal haberin detaylarını. Fenomen Banu Parlak'ın kovulması için oturduğu sitede imza toplanıyor. 243 daire sakini Banu Parlak'ın tahliyesi için dava açmaya hazırlanıyor. İstanbul Beylikdüzü'ndeki sitede Banu Parlak'ın dev köpeği Drago, minik köpek Leo'yu öldürmüş, ortalık ayağa kalkmıştı. Parlak yaşanan olayın ardından komşularından özür dilemeyip şikayetçi olmuştu. Tasmasız gezdirmedim köpeğimi. Tasması da yerde. Videoyu iyi bakarsanız var zaten. Bile isteye karınca incitmem ben. Kaç tane can besliyorum ben. Gerçekten yeter artık. Köpeğin sahipleri ikiz kardeşler Yasemin ve Emin Kılıç dün Söylemezsem Olmaz programında gözyaşı dökerken (gülüyor)
Banu Parlak iddiaya göre kendince parlak fikirler peşindeydi. Orada diyor ya işte beni katil yaptınız ya falan, katil diye ima ediyoruz. Biz seni katil diye ima etmiyoruz. Sen zaten katilsin. Aynen. Sen katilsin. Ömür boyunca da böyle yaşayacaksın. Aynen. Banu Parlak acılı aileyi tahrik edercesine olayın üzerinden henüz 3 gün geçmişken evinde son ses müzik dinleyerek dans ediyordu. Üstelik komşularına göre kasıtlı yapıyordu. Amacı kendilerini evin kapısına çekip tahrik ederek ceza verdirmekti. Köpekleri öldürülen Mustafa Kılıç önce güvenlik kamerası taktırdı, sonra müziği son ses açıp dans ettiler. Kapısına gidip ceza almamız için bizi tahrik ediyor dedi. Şimdi Banu Parlak anlaşılmayacak bir şekilde insanları üstüne çekiyor ama buradan Banu Parlak'a sesleniyorum, sana buradan ekmek çıkmaz. Ancak plan ters tepti. Bu son hadisenin ardından site sakinleri de harekete geçti. 243 daire site sakini imza toplayarak Banu Parlak'a tahliye davası açmaya hazırlanıyor. Sen kime haksızlık yapıyorsun lan? Sen kime haksızlık yapıyorsun? Kime haksızlık yapıyorsun? Banu Parlak'ın ev sahibi ise ben kiramı zamanında alıyorum. O nedenle çıkarmam için bir neden yok diyor. Isırma tamam. Tamam seviyorum tamam. Efendim artık son bölüm, kapatıyoruz. Çok ay ben Melis'e selam var. Söylemek istiyorum. Kimi? Hakem'le Melis'im o günün beni seyrediyorlarmış. Daha doğrusu bizi seyrediyorlarmış. Çeşme'de otelimiz var artık. Oo. Yeni otel açıyorlar. Selamlar, o yüzden önemli. Sevgiler. Selam söyleyeyim. Hakçı'ya özellikle. Hakçı kız. Kız. Hakçık. Evet. Şimdi reklamla çıkmadan önce Banu Parlak meselesini konuşmuştuk. Köpek köpeği öldürdü meselesiydi. Ay köpek ölmüş ne olacak diyenler vardı. Bakın burada sadece köpek meselesi değil. Herhalde bu kadının ya. Kendi sitesindeki sakinler 243 daire sakini Banu Parlak'ın tahliyesi için dava açmaya hazırlanıyorlarmış. Oh. Ama burada sana başka bir şey sormak istiyorum. Kira deyince de Arto Dalga biliyorsunuz. Benim Banu de apartmanım Parlak... lütfen kiracıyla ilgili bir şutlama durumu olsun. Bak Banu Parlak'ın ev sahibi de demiş ki 243 site sakine imza evet. topluyor. Ben kiramı zamanında alıyorum. Hani bana bir şey olmaz demiş. Mal sahibinin bak. Dediği şeye bakar mısın ya? Bu şaka mı? Hay mesela birisi işte. Banu Parlak'a tenzih ediyorum. Başka bir adam oturuyor. Katil. Evet. No benim param normal yatıyor. Gününde yatıyor. Ben onun için gayet memnunum mu dersin ya? Böyle bir şey olabilir mi olmaz ya? Olmaz işte. Olamaz işte. Bunu bana dokunmayan yılan bin yaşasın demiş. Ha, işte ama evinde... Mi? 230 tane mülk 243. sahibi... Neyse 230, bak. 240 tane mülk sahibi... Tabii. Böyle hep birlikte imza atılırsa ve güvenliğimiz ve huzurumuz... Evet, sonuç alırlar. ...bozuluyor denirse... Burada tabii adli yargı pozitif karar tabii, verebilir. Koskoca ABD'de hiç tanımadığımız bir ev sahibi ne dedi? Ne dedi? Aa tabii. Almayın dedi. Tabii. Tabii. Sen ne diyelim? Ne diyeyim yani? Biz gidiyoruz şu anda. Gidiyor muyuz? Ne çabuk tamam. Gitti bugün. Evet, çok çabuk geçti bugün efendim. Bugün programımızı izleyemediyseniz söylemezsem olmaz YouTube kanalımız var. Bugün yüklenecek, oradan konulara bakabilirsiniz. Haberiniz olsun diyoruz. Yarın cuma, hayırlı cumalar olsun şimdiden diyelim. Akşam da hayırlı iftarlar diyelim. Ay biz sus artık da biz de bir bay bay. Biz de bir bay bay diyelim.